Sanırım yayındayız. Herkese merhabalar. Yılın ilk çarşamba söyleşisinde birbirinden değerli konuklarla bir aradayız. Bizi izlemeye geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bütün mülkelilere ve mülkiye dostlarına. Ocak ayını Türkiye'nin komşuları başlığıyla geçirmeye karar verdik. Bundaki esas amacımız şuydu. Türkiye'de komşu devletler ve bütün yabancı devletler genellikle güvenlik eksenli olarak değerlendiriliyor ve buralarda insanların yaşadıklarını, insanların geçim sıkıntısı çektiğini, örneğin aşık olduklarını, bir film izleyince heyecanlandıklarını gözden kaçırdığımızı fark ettik ve öncelikle Türkiye'nin komşularını tanıyarak işe başlayalım dedik. Onlar 2020'yi nasıl geçirdiler? Gündemlerinde ne vardı? Gazeteyi açtıklarında neler görüyorlardı? Bunları görmek istedik. Bunun için alanında uzman konuklarımızla bir araya geldik. Öncelikle Sayın Hocam Yelda Karadağ, Doktor Yelda Karadağ'ı tanıtayım. Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü Ankara ofisinde program sorumlusu olarak çalışıyor. Ocak 2019'da Gürcistan'ın Avrupalılaşma süreci üzerine doktora tezini yazdı ve tez ODTÜ'de en iyi sosyal bilimler tezi ödülüne layık görüldü. ODTÜ'de Karadeniz ve Orta Asya ülkeleri araştırma merkezinde doktora sonrası çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz'de bölgeselleşme üzerine de çalışmaya devam ediyor. Geldi hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Turgut Kerem Tuncel hocam, Doktor Turgut Kerem Tuncel, ODTÜ psikolojide ana dal, sosyolojide de yan dal yaptıktan sonra 2001-2009 yılları arasında Bilkent ve Bilgi Üniversitelerinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2014 senesinde İtalya Trento Üniversitesi'nden doktorasını aldı. Ermenistan'ın diasporada ana vatan olarak inşası, diaspora-Ermenistan ilişkileri üzerine çalıştı. 2015'ten beri Avrasya İncelemeleri Merkezi'nde kıdemli analist olarak çalışıyor. Avrasya Dünyası Dergisi Yazı İşleri Müdürü görevini üstlenmiş durumda. Sovyet sonrası coğrafyada tarih ve hafıza politikaları çalışıyor. Dünyanın Ortası isimli bir podcast'i var ve buradan hepinize öneririm. Çok keyifli bir podcast. Aynı zamanda Yelda Hoca ile yaptıkları bir Gürcistan podcast'i de var. O da çok keyifli bir söyleşi olmuştu. Doğu bloğu coğrafyasındaki toplumsal siyasal süreçlere dair yayınları var. Kitap bölümü, makale, analiz ve yorum şeklinde bu yayınlar. Turgut Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Sayın ve sevgili Mühtan Sağlam'la biz arka bahçeden tanışıyoruz. Bir insanla tanışmak için ne güzel yer diyorum. Mühtan Hocam, TOBB Üniversitesi Uluslararası İlişkilerden mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktorası için Ankara Üniversitesi'ne geldi, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde. Doktorasına devam ediyor. Uzmanlık alanları enerji politikaları, ekonomi politik, devlet, enerji şirketleri ilişkileri ve tabii ki Rusya. Gazprom'un Rusyası isimli bir kitabı var. 7 Şubat 2017'de 686 sayılı kanun hükmünde kararnameyle görevden atıldı. Gazete Duvar'da analist, köşe yazarı ve program sunucusu olarak çalışıyor. Mühten Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bugünkü birleşimimizde biraz daha interaktif de olsun istiyoruz. Dolayısıyla izleyicilerimiz sorularını, mesajlarını gönderebilirler Facebook'tan. Onları ben okuyacağım ve seçtiklerimi soracağım konuklarımıza. Şaka yapıyorum, hepsini okuyacağım tabii ki. Öncelikle isterseniz Rusya'dan başlayalım. Sevgili konuklar, sizler de müdahale etmekte çekinmeyin. Hani aklınıza takılan ya da açmak istediğiniz konuları sorabilirsiniz. Biraz daha sohbet havasında geçireceğiz. Buyurun Mühtan Hocam. Teşekkür ederim öncelikle bu fırsatı bana verdiğiniz için. Sevgili okulum, kıymetli okulum ve sevgili dinleyen arkadaşları da, izleyen arkadaşları da teşekkür ediyorum. Biraz 2020'de Rusya'da ne oldu, halk neyi konuştu, bu nasıl yansıdı diye bakalım diye ilerlemek istiyorum.
Öncelikle aslında Rusya 2020'ye bir siyasi reform tartışmasıyla girmişti. Haziran ayında 25 Haziran'dan 10 Temmuz'a kadar yapılan referandum süreci öncesinde yine Duma'da Putin'in partisi olarak bilinen Birleşik Rusya Partisi'nden verilen bir önergeyle devlet başkanının süresinin yeniden ayarlanmasına dönük bir referandum yapıldı. Çok başlık vardı referandumda. Yaklaşık 150'den fazla konuda güncellemeye gittiler. Ancak en dikkat çekeni Putin 2036'ya kadar iktidarda mı kalacak soru işaretinin de neden olan bir referandum tartışmasıydı. Yine kabine değişikliği söz konusu dönemde bu tartışmayla beraber gitti. Bazı bakanlar istifaya teşvik edildiler, istifa ettiler. Kabine güncellendi, başbakan değişti. Daha öncesi imasına alışık olduğumuz Dmitry Medvedev yerine daha teknokratik kimliğiyle bilinen bir isim başbakan oldu. Ancak kritik koltuklarda yani Türkiye halkının da isimlerini bildiği Sergey Lavrov gibi ya da Alexander Novak gibi hem Dışişleri Bakanlığı hem de Enerji Bakanlığı'ndan bildiğimiz isimler koltuklarını korumaya devam ettiler. Novak aynı zamanda başkan yardımcılığı statüsünü de edindi. Rusya aslında bunları konuşuyordu. Bu referandumu ve etkilerini tartışırken pandemiye yakalandılar ve bir anda ülkenin gündemi yeniden değişti. Referandum ertelendi. Normalde Nisan ayında yapılacaktı. En büyük sorunlardan bir tanesi referandum sürecinde de toplumda bu tartışıldı. Referandumun kendisi tartışılamadı aslında. Yapılmaması yönünde genel bir kanaat vardı, olmayacağı yönünde ama ısrarla yapılmak istendi ve yapıldı. Pandemiyle birlikte de aslında alınan önlemler kapsamında toplumun gündemi bu siyasi karmaşadan ziyade ekonomik sorunlara kaymaya başladı. Enerji zengini olan bir ülkenin petrol talebindeki düşüşle beraber yaşadığı ekonomik açmaz, aynı zamanda önlemler, ciddi iflaslar geldi ve bu bir anda işsizliğe de neden oldu. Hatta şöyle başlıklarda o dönemde gündeme geldi. 90'lardakine benzer bir travma mı yaşıyoruz diye. Bütün dünyada pandemi yaşanıyor ama Rusya'da neden bu kadar sert etkileri görünüyor? Minvalinde bir tartışma yürütüldü ülkede. Ama en büyük tartışma konusu pandemi konusundaydı. Rusya pandemi konusunda en fazla vakaya sahip ülkelerden bir tanesi. 3 milyonun çok çok üzerinde olduğu biliniyor vakaları ama burada toplumla devleti karşı karşıya getiren devletin açıkladığı resmi rakamlarla toplumun diğer kesimlerinde örneğin valiliklerin, eyalet başkanlarının açıkladığı rakamların birbirini tutmamasıydı ve burada bir sansür mekanizmasının devreye girdiğine dönük iddialardı. Nitekim Rusya bu yılın sonuna doğru rakamlarda eksiklikler olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Sağlık konusundaki yetersizlikler özellikle bazı bölgelerde, Sibirya gibi bölgelerde ciddi tartışmalara neden oldu. Çünkü ambulans personellerinin yeterli olmadığı, ambulans sayısının yeterli olmadığı görüldü ve buna dönük yine çok ciddi tartışmalar yürütüldü. Doktorlar başta olmak üzere bazı sağlık çalışanları şüpheli bir biçimde yaşamlarını yitirdiler. Camdan düştükleri iddia edildi. Ancak camdan düştüğü iddia edilen isimlerin bir kısmı aslında hükümetin söz konusu dönemdeki politikalarına karşı söylemleriyle de biliniyorlardı. Bir briefing verildi. Hem Sağlık Bakanlığı hem de başkanlık düzeyinde başhekimlere burada uygulanacak politikalar söylendi. Hastane yangınları, ventilatörlerden çıkan yangınlar yine ülkenin gündemindeydi. Özellikle Moskova'da bir yerden bir yere taşınmak zorunda kaldı hastalar. Ve bunlar toplumda aslında var olan bazı hoşnutsuzlukların daha da görünür olmasına neden oldu. Bir de Moskova'da uygulanmaya başlanmıştı ama yine pandemiyle beraber pandemi kurallarını yani sokağa çıkma yasağı gibi kuralları ihlal edenlerin tespitine dönük neredeyse apartman girişlerine kadar yerleştirilen bir kamera sistemi ne geçildi ve
Dediler ki bunu daha çok pandemi için kullanacağız, bu kurallara uymayanlara dönük. Ancak Rusya'da yaşayan Rusya toplumunun da bildiği gibi genellikle böyle adımlar aslında başka şeyleri de getiriyor paralelinde. Bir nevi Rusya'da, Moskova'da bazı sokaklar bizi gözetliyor evine döndü ve insanlar buna dönük tepkilerini de dile getirdiler. Söz konusu dönemdeki en büyük eleştirilerden birini yapan Alexei Navalny, hem bir insan hakları aktivisti hem hukukçu, ama biz kendisini daha çok Moskova belediyesi seçimlerinden tanıyoruz. O dönemde bağımsız olarak adaylığa gelmişti ve en güçlü adaylardan bir tanesiydi. Özellikle gençlerin desteklediği adaylardan birisiydi. Pandemi öncesinde aslında seçimler gerçekleşirken Moskova'da büyük gösterilerin yaşanmasında varlığının etkili olduğu düşünülen isimlerden bir tanesiydi ki gözaltına alınmıştı zaten o dönemde de. Navalny 25 Ağustos'ta Sibirya'dan Moskova'ya gelirken zehirlendi. Uçakta zehirlendiği fark edildi. Ancak kimin zehirlediği konusunda bir uzlaşmaya varılamadı. İlk olarak muhalif ve dikkat çekici bir lider olduğu için Rusya'da genel olarak Kremlin'e işaret edildi. Yine daha önceki muhalif liderlerden Nemtsov'un Kremlin'in önünde bir araç içerisinde öldürülmesi pratiği akıllara geldi. Bir de Rusya'nın özellikle yurt dışında yaşayan eski ajanlar, kaçanlarla olan hesaplaşmasında kullandığı yöntem de benzer bir şekilde zehirleme üzerine kuruluydu. Özellikle İngiltere'de bunu görmüştük. Bu da toplumda aslında devletin yapmış olabileceğine dönük çok ciddi şüphelere neden oldu. Zaten Navalny Almanya'ya gitti ve tedavisini orada oldu. Kullanılan zehrin türüne dönük yapılan analizde bu zehrin daha önce de Rusya tarafından başka muhaliflere dönük de en azından yurt dışındakilere dönük kullanılan uyuştuğu söylendi. Ama Kremlin bunun CIA iddiası olduğuna iknaydı ve toplumu da buna ikna etmeye çalıştı. Bu tartışma yaşandı. Referandumda 25 Haziran'da referandum gerçekleştiğinde işte bizler de gördük. Referandum geçti, evet oyuyla geçti. Ancak o kadar uzun bir süreye yayıldı ki referandum pandemi sebebiyle. Çok ciddi şaibeler yine gündeme geldi. Referandumun güvenliğine dönük bir başka eleştiri toplumdan, o kadar uzundu ki metin ve maddeler, anlayamadık. Bir de yani bizdeki torba kanun gibi bir yöntem uygulamışlardı. Yani orada insanların işte sosyal devletin gereği olan çocuk yardımı almasına dönük bir madde de var. Siz buna evet diyebilirsiniz. Ama aynı zamanda başkanın süresini uzatan da bir madde var. Yani hepsini bir oyla karar vermek zorundasınız. Teker teker maddeleri oylayamıyordunuz. Böyle olunca aslında bunun bir şey dediler, yani bu bir aslında zehirli elma. Elma şeker var bunun içinde, bir elma şeker ama elması zehirli. Bu benzetmeyi yaptı birkaç gazete toplumla yaptığı görüşmeler uyarınca. Navalny'nin zehirlenmesi süreci hem toplumu çok meşgul etti, hem Rusya'yı, yani genel olarak yönetimi de meşgul etti. Yine benzer bir biçimde Covid hep hayatlarında oldu. Aşı geldi. Aşı çalışmaları ile beraber aşılanma süreci başladı ama burada çok gönüllülükten bahsetmiyoruz. Yani hani isteyenler aşı olacak gibi bir durum söz konusu değil. Toplu bir aşılanma süreci var. Sadece belirli gruplara öncelik verildi şu anda. Örneğin 65 yaş grubu, Putin'in de aralarında olduğu grup bekliyor. Putin'in bu yılki basın toplantısında da aslında genellikle çok dış politika konuları konuşulurdu burada. Biz de oraları derlerdik. 4,5 saat kadar sürdü yine toplantı. Salonda Putin'i görmeye alışık olan gazeteciler bu yıl Putin'in de bizdeki gibi yayına başka bir sonucunda video ile izlediler Putin'i. Daha çok da iç politikaya yönelik aslında sorular geldi. Ekonomik tıkanmışlığa dönük sorular geldi. Çevre kanunu yine ülkenin gündemindeydi. Yani bazı enerji şirketlerinin ya da fabrikaların
Rusya'nın bazı özel bölgelerinde yürüttükleri faaliyetler ve çevre kirliliğine neden olmaları, bazı valilerin de bu sürece olur verdiğine dönük şikayetler dile getirildi. Putin'e de iletildi bunlar. Dolayısıyla Rusya açısından zor bir yıldı. Hala da zor bir yıl. Çünkü ekonomik toparlama henüz tam olarak başlamış değil. Pandemi konusundaki rakamlar bir yanda aşılama çalışması yürütülüyor olmakla beraber iç açıcı bir seviyede değil. O yüzden toplum genel olarak daha umutsuzdu bu yıl aslında. Moral vermek için örneğin normalde yılbaşına yakın olarak şehirler süslenir Moskova'da. İnsanlar sokaklara çıkar, alışverişler yapılır. Çünkü Rusya toplumu da misafirperverliği önemseyen, aile akraba ilişkilerine düşkün de bir yapıları var. Hani Sovyetlerin de getirdiği bazı alışkanlıklar var. Bu yıl bu yapılamadı çok fazla. O nedenle örneğin şeyi gördük videolardan. Moskova'nın bazı sokakları ışıklandırıldı ve sadece özel dans gruplarına gösteri yapmaları, paten gruplarına buzda paten kayabilmeleri için alan açıldı ki topluma bir moral motivasyon olsun. Çünkü dediğim gibi Rusya toplumu 90'lardan bir yıkım yaşamış. Bunun sancısını çekmiş bir toplum. Yine orada da 2000 ve sonrasında doğanlar aslında Putin'den neredeyse başka lider görmediler ve onların babaları büyük bir kısmının en azından birkaç seçkin oligark haricinde Yeltsin dönemini bir travma süreci olarak hatırlıyorlar. Bu yeniden Batı bloğuna eklemlenme diyelim ya da transformasyon dönüşüm sürecini. Bu soru işaretleri yeniden gündeme geldi. Yani aynı şeyi mi yaşayacağız? Benzer bir sürece doğru mu sürükleniyoruz? Korkusunun yayıldığını gördük. Devletin pandemi konusundaki yetersizliği insanların mukayesesini arttırdı. Batı'yla da, Türkiye'yle de, başka ülkelerle de. Ve açıktan aslında ilk defa belki de sert bir biçimde şey duyduk. Yani biz kendimize yetemiyorken niye herkese yardım gönderiyoruz? Rusya'da Türkiye gibi hem ABD'ye hem Sırbistan'a bazı ülkelere yardımlar gönderdi pandemi döneminde. Ve şey söylendi yani bizden esirgenen prestij için, vitrin için birilerine servis ediliyor. Bizim ambulansımız yok, bizim sağlık personelimiz yetmiyor. Sağlık personeline yapılan baskılar sonucu ölümle yüzleşiyorlar diye böyle o karamsarlığın da belki getirdiği dinamikle zor bir yıl yaşadılar bütün dünya gibi diyebilirim. Yine hani sorularla üzerinden geçeriz. Çok Böyle teşekkürler çok hocam. haliyim. Çok sağ olun. Benim iki tane sorum olacak. Birincisi Putin'in kızıydı sanırım, değil mi? Aşı oldu. Evet. Hayatta mı? Hayatta ama orada şeyi gösterdiler bize aslında. Sanki Putin'in kızı hani aşı bitti ve ilk aşı olanlardan biri gibi gösterildi ama aslında üçüncü faz kısmındaydı aşıları. O süreçteki deneklerden birisiydi. Şunu bilmiyoruz, şimdi aşı çalışmaları yapılırken bir gruba gerçekten aşının kendisi veriyor, bir gruba da plasebo aşı veriliyor. Yani hani tuzlu su dedikleri bir şey veriyorlar. Dolayısıyla Putin'in kızına hangisini verdiler bilmiyoruz. Putin'e de soruldu aşı olacak mısınız diye. Sıramı bekliyorum dedi. 65 yaş grubuna henüz gelmedi dedi. Gelince ben de olacağım inşallah dedi. Bilmiyoruz doğru mu söylüyor. Ben bir de şeyi merak ediyorum. Tepkileri artıran birçok uygulama olmuş. Rusya'da bir muhalefet var mı? Çünkü Türkiye'den baktığımızda biz yani sıradan izleyici olarak nitelendiriyorum kendimi. Çünkü gerçekten bilmiyorum. S-400 ülkesi ve bir Putin ülkesi olarak görülüyor Rusya. Peki bir muhalefet var mı? Örgütlü bir muhalefet? Bu insanlar ne der? Gücü ya da etki alanı nedir? Bir de yani kocaman bir coğrafyadan da bahsediyoruz aynı zamanda. Yani aslında var muhalefet ama orada da şöyle bir sorun var. Yine benzer şekilde Türkiye'deki tıkanıklığa benzer bir şekilde Putin'e oy vermezse kime oy vereceğiz ki sorunu var. Yani etkili ve inandırıcı bir adayın olmaması. Çünkü bazı koltuklardaki isimler neredeyse SSCB yıkıldığında koltukta olan isimler. Örneğin
Orada Komünist Parti bizim buradaki iktidar dinamikleri açısından CHP'ye benzetilebilir. Genelde hep meclisteki ikinci parti olur. Koltuk sayısı 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Bildiğimiz anlamda komünist bir parti amblemi, bazı politikaları bundan yana olsa da bazı sorunları da var. Doğrudan hani komünist parti komünizmi savunuyor diyemiyoruz. Özellikle 90'larda o geçişi yaptılar. Hani biraz daha sol eğilimi olan ama partinin başındaki Zuganov dediğim gibi bir hayli yaşı olan bir isim ve Yeltsin döneminden, Gorbaçov döneminden politikalar yapan birisi olarak biliniyor. Bu da bir dinamizm aşılamıyor gençlere. Navalny gibi toplum için en azından Moskova ölçeğinde dikkat çeken adaylarsa bir şekilde baskıya uğruyorlar aslında. Çok ciddi, yani Birleşik Rusya Partisi mecliste dominasyonu elde ettikten sonra Rusya hiçbir seçime neredeyse aynı seçim kanunuyla girmedi. Her seçim döneminde, Duma seçimi öncesinde örneğin baraj güncellendi. Seçime girecek partinin üye sayısı daha önce 10 bindi, 50 bine çıkarıldı. Sonra 40 bine indirdiler. Sonra yeniden 30 bine çıktı. 30 bine indi. Şu anda 10 bine indi yine. Hani benzer bir biçimde alınacak yardımlarda barajın orada 7,5 baraj. Yüzde kaçına sahip olursanız devlet desteği alabileceğinize dönük alanda oynamalar yapıldı. Dolayısıyla muhalif partilerin bir kısmı zaten bazı kriterleri yerine getiremediği için seçimlere katılamıyor. Aslında eyalet sisteminden bahsediyoruz. 85 federe bölgenin olduğu bir ülke. Mantıken yerelde siyasetin başka türlü yürümesi gerekirdi. Ama yine Putin döneminde geçen bir yasayla yerelde seçime katılan partilerin de merkez partiler olmasına karar verildi. Böyle olunca yerelde örgütlenememiş. Yani aslında örnek veriyorum, Sibirya bölgesinde çok etkili olan bir oluşum ülke genelinde örgütlenemediği için seçime katılamadı gibi böyle zorluklar var. Hem sistemin zorlaştırdığı dinamikler var. Hem işte Navalny örneğinde gördüğümüz gibi adayların önünü kesmeye dönük pratikler var. Devlet zehirlemiştir demiyorum, zehirlemiş de olabilir ama genelde işlerini kolaylaştırmıyor muhaliflere dönük adımlarında. Ama örneğin benzer bir şeyi Zuganov'da, işte Jirinovski'de, Türkiye'de de hani bilinir Jirinovski, ona dönük bir şey de görmüyoruz. Yani sistemin ya da İktidar partisine rakip olmayan isimler aslında muhalif figürler olarak gösteriliyor. Onun dışında gelecek vaat eden ya da sistem açısından tehdit oluşturanlar bir şekilde uzaklaştırılıyor diyebilirim. O nedenle güçlü bir, yani bir muhalif damar var. Özellikle gençlerin son Moskova seçiminde Navalny'nin hem bağış toplayabilmesi hem örgütlenme sürecinde yapılan destek, metrolarda örneğin afişler dağıttılar, insanları örgütlediler. Daha çok bunlar 18-30 yaş grubuydu mesela. Ama örneğin şu anda Navalny yok. Önü kesildi. Yani bazen aday çıkıyor, iyi kötü demiyorum ama sistem onu bir şekilde devre dışı bırakabiliyor. Teşekkürler hocam. Turgut hocam, Yelda hocam, sizin eklemek istediğiniz şeyler var mı Rusya konusuna? Rusya konusu gerçekten yine bölgedeki diğer ülkeler gibi oldukça heyecan verici. Ben biraz aslında şu aşı ile ilgili olan tartışmaları merak ediyorum. Aşının gerçekten bir faydası olup olmaması ya da nasıl uygulanacağı ile ilgili tartışmalar politize bir şekilde mi cereyan ediyor acaba Rusya'da? Onu sormak isterim Mustafa Hocam'a. Yani işin doğrusu çok politize edilmedi Rusya'da bu süreç. Bunda da Sovyet deneyiminin büyük ihtimalle etkisi var. Çünkü Sovyetler Birliği de hem bu tıbbi süreçlere müdahale ve ilaç konusunda deneyimi olan bir devletti. Rusya aslında biraz o deneyimi sürdüren bir pozisyonda yer alıyor. Sadece uygulama sürecinde karşılaşılabilecek zorluklar ve pandemide
uygulanan politikalar politik bir zeminde tartışıldı. Aşı şu anda uygulanmaya başlandığı için zaten dediğim gibi kimseye sormuyorlar aşı olmak ister misiniz? Aşı olmanız gerekiyor diyor. Bitti hani. O nedenle toplumda bunu çok politize etmedi aslında. Hatta daha savunur bir yerden baktılar diyebilirim. En azından benim gördüğüm gazetelerde öyleydi. Peki diğer ülkelerin aşılarını, BioNTech aşısıyla ilgili ya da bu aşı çalışmalarıyla ilgili, Sinovac aşısıyla ilgili mesela haberler nasıl basına yansıdı? Yani genellikle şöyleydi hani BioNTech'in devlet medyasında özellikle bunlar ya da Kremlin'e yakın medyada rekabet süreci içerisinde ele alınıyorlardı. Yani bunu bir rekabet dinamiğiyle tartıştılar. BioNTech buluyor. Sinovac konusuna çok girmediler işin doğrusu. Alınıp alınmayacağı da konuşulmadı ama burada böyle daha milliyetçi de bir tutum alındı. Yani bizim kendi aşımız varken zaten biz aşı üretebilen bir ülkeyiz. İşte büyük Rusya devleti bunu yapabilecek kapasitede, BioNTech de yapmış, ne olmuş yani gibi bir şekilde servis edildi. Toplumdan diyorum buna dönük net bir reaksiyon almak zordu. Ama genel olarak medyada diğerleri neden hızlı bulurken biz hani bu kadar gidemiyoruz. Özellikle Putin'in kızının aşı olduğu dönemde aşı hazır dediği noktada mesela muhalif birkaç medya organı bunu yalanladı. Direkt hani böyle bir şey yok. Bizim görüştüğümüz, ismini vermek istemeyen bürokratların söylediğine göre üçüncü faz süreci yaşanıyor diye. Zaten yine küresel medyada bizim üçüncü faz olduğunu öğrenmemizi sağlayan da aslında burada Rusya'daki bu yerel ve tırnak içerisinde muhalif medyanın sürece dahil olup ya bulunmuş olamaz, bu kadar hızlı değil diye duruma müdahale etmesiydi. Nitekim bunun üzerine özellikle bu internet medyasından yayılıyordu. Kremlin yakın dönemde bir yasa çıkarttı. Eğer devlet bir konuda bir haber sitesi olmak zorunda değil, herhangi bir siteye ilişkin bir tehdit görüyorsa mahkeme kararı olmadan da sitenin faaliyetini askıya alabilir diye. Burada bu aşı çalışmasına dönük muhalif haberlerin aşı hazır değil tartışmalarının ben etkili olduğunu düşünüyorum ve pandemi rakamlarının. Çünkü bu muhalif medya sürekli rakamların aslında 3 ile 4 ile en az çarpılması gerektiğini söylüyordu. Burada da bunun bu şekilde önü kesildi diyebilirim. Çok sağ olun hocam. Turgut hocam, sizin var mıdır eklemek istediğiniz Rusya konusuna? Aslında evet, yani Müftüm Sağlam hocamız gibi bir Rusya çalışan birini görmüşken, bulmuşken karşımızda asıl aklımıza gelen çok soru olabilir. Kendisinin görüşlerini öğrenmek isterim. Bunlardan bir tanesi benim görüştüğüm bazı Rus uzmanlar ya da Rusya'yı izleyen kişiler anayasal değişikliğinden sonra oluşturulan bu devlet konseyi meselesine dikkat çekiyorlar. Yani bu Kazakistan'da benzer bir süreç yaşanmıştı ve hani Rusya'da galiba şöyle bir söylenti var. Belki Putin başkanlığı bırakır ve bu devlet konseyinin başına geçerek hani biraz daha geri planda kalır gibi bir takım hani dedikoduvari şeyler var. Sözler ortalıkta dolaşıyor. Bununla ilgili sizin hani kulağınıza gelen ya da duyduğunuz, okuduğunuz bir şeyler var mı diye sormak isterim. Yani böyle bir Putin'in iktidarı bırakıp biraz daha Nazarbayev tarzı geri planda kalma gibi bir durumu olabilir mi? Yani Kazakistan demişken ayrıca son günlerde biliyorsunuz bu Rus bazı milletvekilleri ve yetkililer işte Kazakistan'ın aslında yapay bir devlet olduğu, Rusya'nın Kazakistan'ı aslında yani Kazaklara hediye ettiği falan gibi açıklamalar yaptılar. Bu açıklamalar aslında yani biz bu tip açıklamaları Ukrayna'ya karşı da duymuştuk geçtiğimiz senelerde ve pek de istemeyerek gelişmelerle de karşılaştık biliyorsunuz 2014 yılında. Yani bununla ilgili ne oluyor? Yani Ruslar ne yapmaya çalışıyor? Niye durduk yere? Yani Kazakistan'a açıklamalar geliyor ya da hani durduk yere mi? Yani Putin'in ne yapacağından başlayacak olursam bu referandum sürecinde de yani ilk gündeme geldiğinde de yasal değişiklik çok tartışma konusu oldu. Putin de bu konuda net bir cevap vermiyor. Yani aday olup olmayacağı konusunda. Konseyin başına da geçse biz en azından Rusya üzerine çalışan
birkaç hocamla da bunu konuştuğumuzda benzer bir noktada buluşmuştuk. Şimdi Putin belirli aslında klikler arasında dengeyi de sağlayan bir unsur. Hem işte Slovikiler hem de liberal kanat arasında, devletçi kanat arasında da dengeyi sağlayan unsurlardan bir tanesi. Özellikle Lavrov'la ikisi bunu idare ediyorlar. Putin'in bu kararı tek başına almayacağını düşünüyorum. Yine bu klik içerisindeki görüşmeler uyarınca hareket edecekler. Ama belirli bir ağırlığı var. Konseyin başında olmasa bile yani hep söylüyordum Kereste İdaresi müdürlüğüne de getirilse Putin aslında Rusya siyasetinde etkisini, kontrolünü sürdürecek isimlerden bir tanesi olacak. Nazarbayev gibi çekilip dışarıdan yönetmeyi tercih edebilir mi emin değilim. Benim tahminim ya aday olacak doğrudan, çünkü Medvedev'le koltuk değiştirdiklerinde bundan çok memnun olmadığı, mutlu kalmadığı bu koltuk değişiminden söyleniyordu. Dolayısıyla ya başkan olmayı tercih edecek bence ya da dışarıdan yönetecek. Yani tabii ki yine konseyde yer alabilir ama böyle bir modelle gitmeyeceğini düşünüyorum. Ben hani adaylığa daha yakın ve yatkın olduğunu, eğer Rusya'da siyaseti sürdürecekse, siyasette devam edecekse bence aday olmayı tercih edecektir. Kazakistan konusundaysa zaman zaman bu tarz söylentiler çıkıyor. Özellikle bu Karabağ savaşından sonra celallenebiliyor orada bazı Rus vekiller ki diyorum, özellikle Yablaka Partisi, Jirinovski'nin partisi bu konuda bazen çok insanı yorabilen, hani Rus toplumunu da yorabilen çıkışlar yapabiliyor. Belki Kırım'dan şöyle ayrılıyor Kazakistan. Şu an evet Nazarbayev perdenin öte yanında ama hem yakın çevresinde, yani komşuları içerisinde en yakın ilişkiye sahip olduğu ülkelerden bir tanesi Kazakistan. Hem de Avrasya Ekonomik Topluluğu içerisinde statüsü açısından dikkat çeken bir ülke. Bir de Çin'le olan ilişkiler açısından Çin bazı konularda Rusya değil Kazakistan'ı tercih ediyor örneğin yatırımlarda. Ama Avrasya Birliği şemsiyesi ve yakın ilişkiler Rusya'nın burada dengeyi de sağlamasına yardımcı oluyor. Bu vekillerin şu an neden böyle bir çıkış yaptıklarına doğrusu net bir cevabım yok. Anlayabilmiş de değilim. Ama buradan Kırım benzeri bir şey yaşar mıyız? Zannetmiyorum. Yani Kazakistan'la Ukrayna'yı farklı kategorilerde değerlendiriyor Rusya. Kazakistan'la ilişkileri dediğim gibi hep iyiydi. İyi de olmayı sürdürüyor. Ukrayna'dan farklı olarak çok dibinde ve stratejik bir yerde. Ukrayna da öyleydi ama özellikle Kırım. Hani Kazakistan ekonomik olarak da çok iç içe geçmiş durumdalar. Dolayısıyla bu başka bir perde arkasındaki pazarlığın kozu olarak bazı vekiller öne sürülüyor olabilir. Bakın böyle tartışmalar da var. Hani bir an önce şu anlaşmayı halledelim. Artık neyse o anlaşma. Buna dönük bir strateji gibi görülebilir. Öbür türlü zannetmiyorum hani bir toprak kavgasına bunu çevirsinler. Çünkü Rusya'nın bir küresel imaj derdi de var. Ve hala Ukrayna'da da kendini toparlayabilmiş değil bu konuda. Yani Ukrayna'daki savaştaki etkisi ve Kırım ilhakı sebebiyle. O nedenle yeni bir düşman kazanmaktansa stratejik olarak Kazakistan'la yakın olan bağlarını sürdürmeyi tercih edecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler hocam. Hani alışkanlıklardan tabii ki kurtulmak çok mümkün değil. Yine ister istemez devletler arası ilişkileri merkeze almak gerekti. Ama ben çok kısaca, vaktimiz de azalıyor çünkü, şey sormak istiyorum. Rusya ve kedilerle alakalı bir şey söylemiştiniz konuşurken. Ve Rusça'da kedi kelimesine karşılık olarak 9 farklı kelime varmış sanırım. 9 kelime, evet. Bu sebebi nedir? Rusların kediyle ilişkisi nedir? Yani bir gerçekten iklimleri gereği soğuk bir coğrafya olduğu için kendilerine has kedi türleri var. Büyük kediler dediğimiz işte hani
leoparlar için falan da geçerli. Bazı özel türleri var onların. Bir de belki dediğim gibi yine hani Sovyet dönemi alışkanlığı, belki de hayvanlarla kurdukları ilişki çok başka. Neredeyse Rusya'da en azından benim çevremde gördüğüm her evde bir kedi vardı. Ve yani her birinin kediye tanı, kediyle ilgili başka bir isim söylediğinde ben şey demiş, yani hani ne bu şimdi, sen buna başka bir şey diyorsun, ona başka, hani şey gibi, bizde biz hani ayırıyoruz ya, tekir, sarman, işte siyan falan diye gidiyor. Onlar her biri bir kedi türü ama kediye sesleniş şekli de yani böyle tuhaf bir şeyi var. Siyah kedilerle ilgili bir batıl inanç onlarda da var. Genellikle işte siyah kedi bir önlerinden bir siyah kedi geçiyorsa sol omuzlarından tükürmeyi tercih ediyorlar. Hani hayvana uğursuzluk getirecek bir şey gibi değil de niyeyse o bir ritüele dönüşmüş durumda, ama kediyle aynı zamanda bir uğur ilişkisi de kuruyorlar. Yani kedilerin uğurlu olduğuna dönük, onlara iyi bir enerji verdiğine dönük bir yaklaşımları var. Dolayısıyla şey, yani hani dünyada zaten baktığımız zaman istatistiklere yine en fazla kedi nüfusuna evcilleştirilmiş ve evinde kedi bakılan ülkelerden birisi. Sadece belli ki, ben de şey, bu fareyle alakalı değil yani, burada başka bir dinamik devreye girmiş. Belki de bazı yerlerde mesafeler çok fazla, çünkü Rusya'da hani biliyoruz dünyanın en büyük kara ülkesi, 9 zaman dilimi var. Özellikle yaşlılarda çok görüyoruz. O yalnızlığa bir çare gibi de görüyorlar aslında kediyle olan ilişkilerinde. Ben de yani şu an bir hani, kedim var, evladım var. Ama sanıyorum Rusya'ya gidip o dinamiği görmekte benim en azından sahiplenmemde ciddi bir etkisi olmuştu yani. Çok teşekkürler hocam, sağ olun. Eğer vaktimiz kalırsa hani Rusya'da insanlar ne dinlediler, ne izlediler 2020'de, şeyin sonunda onu da soracağım size. Bir tane soru tamam. Gelmişti şeyden, Facebook'tan. Sayın Vardo Hibalyan sormuş. Rusya üzerine ve Rusça hangi alternatif muhalif medya kanallarını takip etmeyi önerirsiniz demiş. İsterseniz yani, ben genel kafasında da cevap vereyim. Evet, yani diğer hocalarımız isterseniz konuşsun, onların hı-hı süresinden de almayayım, sonra ben bu soruyu da not ederek yanıtlayayım. Tamam, çok teşekkürler. Turgut hocam, isterseniz Ukrayna ile devam edelim. Çünkü Ukrayna'da hem önemli bir ülke, hem de son dönemlerde epey çalkantılı, Türkiye gündemine de genellikle sorunlarıyla dahil oluyor ister istemez. Kırım'la Türkiye'nin arasında özel bir bağ var. Söz sizde sayın hocam. Ukrayna konusunda sizdeyiz. Sonra benim de birkaç tane sorum olacak. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar sizlere ve bütün ülkelilere saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Evet, aslında bu sene de Ukrayna'da birçok önemli gelişme oldu. Birçok tartışmalar yaşandı. Bunların aslında odağındaki isim aslında Cumhurbaşkanı Zelenski ve onun partisi, iktidardaki partisi Halkın Hizmetkarı Partisi'nin reform politikalarıydı. Aslında buna geçmeden önce aslında isterseniz biraz daha geriye alıp biraz Mayıs 2019'dan bu yana bakalım. Çünkü biliyorsunuz 2014'teki Euromaydan ya da Onur Devrimi'nden sonra Ukrayna'da iktidar değişti. Batı yanlısı, Rusya karşıtı Poroshenko hükümeti iktidara geldi. Fakat 2019 Mayıs'ında yapılan seçimlerde Poroshenko Zelenski karşısında çok büyük bir seçim yenilgisi yaşadı. Zelenski %73 gibi, ikinci turda %73 gibi bir müthiş bir oyla Cumhurbaşkanlığı seçildi. Biraz buradan başlayalım. Çünkü yani Zelenski iktidara geldiğinde Ukrayna'da çok ciddi tartışmalar oldu ve çok ciddi bir kısım insanda, bir kısım aydında çok ciddi kuşkular ortaya çıktı. Zelenski acaba Ukrayna'nın Euro Atlantikçi çizgisini geriye mi çevirecek, işte Rusya'yla anlaşmak için Rusya'ya tavizler mi verecek gibi tartışmalar vardı. İsterseniz o yüzden biraz 2019'dan hızlıca bir
ileri doğru gidelim. Dediğim gibi 2019'daki Mayıs 2019 seçimlerinde 2014'teki Euro Meydan'dan sonra iktidara gelen Poroshenko müthiş büyük bir seçim yenilgisi aldı ve Zelenski iktidara geldi. Zelenski kimdir, nasıl bir isimdir? Aslında Zelenski Ukrayna'da çok tanınan, çok meşhur ve çok zengin bir komedyen. Bir televizyon yapımcısı ve komedyen. Ve daha önce hiçbir siyasi şey yok, kimliği yok. Bir anda yani bir yerden çıktı ve ben işte Cumhurbaşkanı adayı olacağım dedim. Herhangi bir programı doğru dürüst yoktu. Bir işte örgütlenmesi yoktu. Fakat genellikle tabii ki gençleri özellikle sosyal medyada yürüttüğü kampanyalar sayesinde gençlerin daha sonra da bütün yani halkın çoğunluğunun kalbini fethetmeye başardı. Peki bunu nasıl yaptı Zelenski? Ki yani Zelenski hakkında oldukça olumsuz yayınlar da yapıldı Ukrayna'da ve Batı medyasında. Zelenski kendini Ukrayna'daki düzene karşı, Ukrayna'daki düzenle savaşacak ve onu yerle bir edecek bir cumhurbaşkanı olacağını söyledi. Böyle bir propaganda yaptı ve bu propaganda tuttu. Aslında bu bize ne gösteriyor? 2014 Onur Devrimi'nden sonra bile Ukrayna'da aslında insanların, halkın siyaset alanından ve siyaset sınıfından duyduğu kuşku, bunlara karşı duyduğu güvensizlik ve öfke. Aslında bunun sonucu olarak Zelenski bu seçimi kazandı. Yeni bir figür olarak. Bunun önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında başka bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bu da önemli. Çünkü bu seneki yerel seçimlerde de bu ortaya çıktı. Aslında 2019'daki seçimlerde Rusya yanlısı partiler, biliyorsunuz hani Donbas meselesi, Kırım meselesi hepimizin bildiği şeyler. Rusya açıkça Rusya yanlısı olan iki aday toplamda %15 civarında oy aldı. Yani bu önemli bir şey. Demek ki Euro Meydan devriminden sonra ve bu de facto savaş durumu belki diyebiliriz. Savaş durumunda dahi Rus yanlısı politikacıların %15 gibi bir oya sahip olabiliyor Ukrayna'da. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Velhasıl Zelenski seçim söylemlerini, seçim propagandasını iki şey üzerine kurdu. Bir tanesi yolsuzluklarla mücadele, ekonominin rayması ve işte, siyasi establishment'ın darmadağın edilmesi. İkincisi de Donbas'taki çatışmaların durdurulması. İki söylemi buydu Zelenski'nin ve anlaşılan o ki Ukrayna halkının da özlemleri buymuş. Şimdi özellikle Zelenski'nin Donbas hakkındaki Donbas'ta ben savaşı bitireceğim söylemi Ukrayna'daki milliyetçi ve batıcı aydın ve halk kesimleri arasında müthiş bir tedirginliğe sebep oldu. Bu arada şunu da söylemek lazım. Belki hani Türkiye'de bu kategoriler biraz daha farklı olabiliyor. Fakat genellikle Doğu Avrupa ülkelerinde batıcılık ile milliyetçilik aslında çok paralel giden şeyler. Bunu söylemek gerekiyor. Yani burada bir Ukrayna'ya has bir tuhaflık yok. Dediğim gibi Zelenski büyük bir başarı sağladı ve iktidara geldi. Tabii ki Zelenski'nin iktidara gelmesiyle bu tartışmalarda çok fazla artmaya başladı. Zelenski aslında iktidara geldikten sonra Donbas'taki savaş durumunu sonlandırmakla ilgili sözlerini tutmak için bir takım girişimlerde bulundu. Fakat buna karşı toplumdan tepkiler de geldi. Zelenski acaba bizim Donbas davamızı satıyor mu gibi. Bunun yanında önemli bir gelişme Ekim ayında, 2019 Ekim'inde Normandi dörtlüsünün yeniden toplanmasıyla iletişimler oldu. Bu uzun zamandan beri toplanmayan bir yapıydı Donbas sorununun çözümüyle ilgili. Bunun dışında Donbas'a otonomi verilmesiyle ilgili olan Steinmeier formülü gündeme getirildi ve bunlar da toplumdaki milliyetçi batıcı kesim tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Yani bir şeyler oluyor gibi oldu Ukrayna'da Donbas sorununun belki çatışmasız bir hale getirilmesiyle ilgili.
Fakat yani şunu da söylemek gerekir ki Temmuz'da, bu sene Temmuz'da, 2020 Temmuz'unda kalıcı ve kapsayıcı bir ateşkes anlaşması yapıldı. Bu ateşkes anlaşması sayesinde saldırılar, yani cephe hattındaki saldırılar 5'te 1, ölümler ise 10'da 1 seviyesine düştü. Yani böyle bir başarı sağlandı, fakat ufukta bir diplomatik çözüm pek fazla sanki gözükmüyor şu aşamada. Bunun dışında 2020'ye nasıl girdi Ukrayna? 2020'ye aslında acı bir olayla girdi Ukrayna. Ocak ayında, 5 Ocak yanlış hatırlamıyorsam, İran tarafından Ukrayna'nın bir yolcu uçağı düşürüldü. Bu da İranlı komutan Kasimi'nin Irak'ta Amerika tarafından öldürülmesinden birkaç gün sonraydı. Bu çok dikkat çekti. İran ilk başta biraz sessiz kaldı bu konuyla ilgili. Fakat daha sonra insani bir hata sebebiyle, yani bu uçağın düşürüldüğünü kabul etti ve tazminat ödemeyi önerdi. Yani Ukrayna 2020 yılına böyle bir trajediyle başladı ne yazık ki. Bundan sonra 2020 yılı aslında Ukrayna'da reform tartışmalarının olduğu bir yıl oldu. Zaten dediğim gibi Zelenski iktidara işte ben siyasetteki o yapılarla mücadele edeceğim, onları bertaraf edeceğim söylemiyle gelmişti. Ve bununla ilgili bir takım girişimleri oldu. Fakat burada şöyle bir şey de karşımıza çıkıyor ve bu sorular da soruldu Ukrayna'da. Zelenski acaba gerçekten var olan işte siyasi o yapılanmayla mı mücadele ediyor, onu değiştirmeye mi çalışıyor, yoksa bir şekilde kendi siyasal rakiplerini bertaraf etmek için, tasfiye etmek için tip hani reformların arkasına mı saklanıyor gibi tartışmalar olmuştu. Bu önemli. Sonuç olarak 2020 yılına baktığımız zaman iki tane önemli reform yapıldığını görüyoruz Ukrayna'da. Bir tanesi bankalarla ilgili bir reform. İkincisi de toprak reformu. Bu iki reform, bankalarla ilgili reform ve toprak reformu, AB'nin Ukrayna'ya yardımlarını sürdürmek için öne sürdüğü şartlardandı. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Şimdi toprak reformu önemliydi Ukrayna'da. Çünkü Ukrayna'da toprakların satışı yasaktı. Yani Ukrayna'da toprak alıp satamıyordunuz. Böyle bir kanun vardı. Uzun süreli kiralayabiliyordunuz, fakat satışı yasaktı. Bu toprak reformunun reformu için 2015-2016 yıllarında çalışmaya başlandı ve geçtiğimiz sene 2020'de bu reform gerçekleştirildi. Böylelikle gerçek kişilere toprak satışının yolu açıldı. Burada önemli olan şey, henüz tüzel kişilere toprak satışı hala yasak. Yabancılara toprak satıcı hala yasak, fakat gerçek kişilere 2,5 yıl süresince 100 hektardan fazla olmamak şartıyla 2024'ten itibaren de 10 bin hektara kadar toprak satışının önü açıldı. Aslında bu da ülkede bir tartışmayı gündeme getirmişti, ama çok böyle büyük bir tartışma değildi, ama yine de önemli bir tartışmaydı. Özellikle Çinlilerin Ukrayna'dan büyük topraklar satın alacağı gibi bir korku ortaya çıkmıştı. Bu belki önemli olabilir. Önümüzdeki günlerde bunun gerçek olup olmayacağını sanırım hep birlikte göreceğiz. Bir başka mesele aslında 2020 yılında gerçekleştirilen, 25 Ekim'de gerçekleştirilen yerel seçimler Ukrayna'da. Aslında bu yerel seçimler iki açıdan çok önemliydi. Birincisi, Ukrayna'da şimdi farklı bir siyasi sistem var. Bir ulusal partiler var, bir de yerel partiler var. Sadece yerellerde aktif olan, yereller için kurulmuş siyasi partiler var. Seçimler yapıldıktan sonra şöyle bir şey ortaya çıktı. Birincisi, Zelenski'nin halkın hizmetkarı partisi şehirleri kazanamadı. Yani %73 gibi bir oranla Cumhurbaşkanı olan Zelenski'nin partisi
yerel seçimlerde oldukça kötü bir performans gösterdi ve bu da bize şunu gösteriyor. Aslında Ukrayna halkının Zelenski'ye verdiği destek eskisi kadar yüksek değil. Zelenski desteğini kaybediyor. Bunun dışında başka önemli bir sonuç çıktı yerel seçimlerde. Bu da şu, Harkiv, Odessa, Mariupol gibi şehirlerde, daha güney ve doğudaki bölgelerde yine Rus yanlısı partiler, yerel politikacılar ciddi başarılar kazandılar. Bu önemli bir şey. Yani bu bize ne gösteriyor? 2014'ten de sonra aslında Ukrayna toplumunu, belki bunu daha sonra konuşuruz, fakat Ukrayna toplumundaki o temel ayrım, Güney-Doğu, Orta-Batı ayrımı hala söz konusu. Çünkü dediğim gibi Güney ve Doğu bölgelerde hala Rus yanlısı politikacılar yerel seçimlerde ciddi başarılar elde edebiliyor. Ki yani Donbas ve Kırım bu seçimlere katılmadı tabii ki var olan durum nedeniyle, buna rağmen. Bir başka mesele ki bu sizden bu daveti aldığımda hem Ankara'daki Ukrayna Büyükelçiliği'nde hem de Ukrayna'daki Kiev'deki bazı resmi yetkililerle ve düşünce kuruluşu çalışanlarıyla konuştum. Hani ne oluyor Ukrayna'da, biraz onların görüşlerini alayım diye. Onların dikkat çektiği önemli bir şey vardı ve bu gerçekten büyük bir öneme sahip olabilir. Ukrayna'da yerel seçimlerde ulusal partilerden ziyade yerel partiler ve yerel politikacılar başarı sağladılar. Bu Ukrayna'da aydınlar arasında bir korku yaratmış gibi gözüküyor. O da şöyle bir şey. Zaten ülkede gerçekleştirilen decentralization, yani adli merkeziyetçilik reformları oldu geçtiğimiz yıl. Ve yerel yönetimler hem çok ciddi otonomi, merkez Kiev karşısında otonomi, hem de finansal haklar, yetkiler kazandılar. Ve şimdi seçimlerde şu ortaya çıktı. Aslında yerel yöneticiler, yerel politikacılar, yerelliklerde, Kiev'in çeperinde ciddi siyasi güce de sahip olmaya başlamış. Bu çok net olarak ortaya çıktı ve bu şöyle bir korkuyu Ukrayna'da yarattı. Acaba tekrar yerellerde bu oligarklar, oligarkların oluşturduğu işte bu klan örgütlenmeleri yeniden mi güç kazanıyor ve bu bizim devlet yapımıza nasıl bir etkisi olur gibi çok ciddi sorular soruyorlar. Bundan endişe ediyorlar ve bu çok haklı bir aslında endişe olduğunu düşünüyorum. Yani bir yandan Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya önerdiği ve Ukrayna'daki batıcı elitin çok da böyle sevinçle karşıladığı işte decentralization, adimi merkeziyetçiliğe yönelik reformların aslında Ukrayna özelinde bir takım oldukça olumsuz ve risk taşıyan sonuçları olabileceği şu an Ukrayna'da tartışılıyor. Bunu görmek lazım. Yani aslında şöyle de bir şey var. Zelenski'nin partisi, halkın hizmetkarı partisi, aslında ülke çok gerçekten genç, eğitim düzeyi yüksek, batıda eğitim almış vesaire, işte vizyona açık kadroları getirdi. Fakat yani şurada görülüyor ki Ukrayna siyasetinde aslında bu eski Sovyet zamanından kalmış diyebileceğimiz, işte o yozlaşmış, yolsuzluklara bulaşmış o şey, siyaset sınıfı belki Kiev'de değil ama hala yerelliklerde çok güçlü ve yerel seçimler aslında bunu ortaya çıkardı. Bu anlamıyla önemli bir şey oldu ve sanırım bu önümüzdeki günlerde, yani 2021 yılında bununla ilgili tartışmaları çok duyacağız diye düşünüyorum. Bunun dışında yine Ukraynalı uzmanların ve resmi yetkililerin söyledikleri şeylerden biraz bahsetmem gerekirse, Ukrayna'da bürokrasinin, bürokrasideki çürümüşlüğün hala devam ettiği ve siyasetle, yani seçilmişlerle bürokratlar arasında bir mücadele olduğu ve bürokratlar sebebiyle ülkedeki istenen reformların gerçekleştirilemediği ve bunun bir şekilde, buna bir şekilde çözüm bulunması gerektiğini söyleyen bir takım görüşler duydum. Kendilerine soru sordum Ukraynalı yetkililerden. Bunun dışında son bir olarak başka bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Sanırım bu da önemli bir şey. Aslında Ukrayna'da 2014'ten bu yana Donbas meselesi
her zaman gündemde olan bir meseleydi. Fakat Kırım meselesi bir süre sonra tabiri caizse deyim yerindeyse gündemden düşmüştü. O kadar tartışılmayan bir konu haline gelmişti. Hatta 2019 seçimlerinde, Mayıs 2019 seçimlerinde adayların propagandalarına baktığımızda ya da işte Ukrayna televizyonlarında, gazetelerindeki tartışmalara baktığımızda yani Kırım meselesinden neredeyse konuşulmadığını görmüştük ve bunu belki işte Türkiye'deki bu konuyla ilgili bu konu hakkında hassasiyet hisseden kişiler de Ukraynalı meslektaşlara iletmişlerdi. Yani Kırım meselesi ne oldu? Niye hiç Ukrayna'nın gündeminde değil? Zelenski de aslında böyle bir eleştiri yapmıştı. Fakat 2020'nin sonlarına geldiğimiz zaman Ekim ayında Ukrayna uluslararası alanda Kırım platformu diye bir platformu hayata geçireceğini açıkladı. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Ukrayna yeniden Kırım konusunu uluslararası alanda daha fazla gündeme getirmeye çalışacak, o anlaşılıyor. Bunun sebebi nedir acaba diye sorduğumuzda Ukraynalı meslektaşlara, yani biz zaten Kırım'ı hiçbir zaman unutmamıştık gibi cevaplar alıyoruz. Fakat aslında bir süre unutulmuştu açıkçası Kırım meselesi. Fakat tekrar hatırlandı. Hatta bununla alakalı olarak yeni Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısının da bir Kırım Tatarı olduğunu, Emine Cabbar'ın olduğunu söylemek gerekiyor. Dolayısıyla önümüzdeki 2021'de Kırım'la ilgili uluslararası alanda Ukrayna'nın bir takım girişimlerini sanırım göreceğiz. Ben şimdilik bu kadar sözlerimi burada bitirmek istiyorum. Daha sonra belki sorular olursa ya da sohbet esnasında biraz daha eksik kalan yerleri tamamlayabilirim. Teşekkür ederim. Hocam. Turgut Hoca'nın söylediklerine ek yapmak ister misiniz? Mühten Hocam geldi. Hocam ya da bir sorunuz var mıdır? Ya ben şeyi sormak isterim hoca. Toprak konusunda hocam bir şeyden bahsettiniz ya, Çin kaygısından. Yine ülkeler arası ilişkiler soruyorum. Çin daha önce toprak kiralamıştı değil mi Ukrayna'da hocam? Yani yanlış hatırlamıyorsam evet. Yani şu an şey, hani bir yanıltıcı bilgi vermek istemem ama böyle tartışmaların olduğunu hatırlıyorum. Fakat hani net bir bilgim şu an yok ne yazık ki o konuda. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Ben de aslında benzer bir şey soracaktım. Şimdi Türkiye'de de genel anlamda bir Katar mevzusu var ya. Her yeri alıyorlar. Ukraynalılar da mesela Çin'den mi acaba çekindiler diye. Bununla alakalı olarak bir şey sormak istiyorum. Tabii ki yanlarında kocaman bir Rusya var ama Ukrayna'daki insanlar genel olarak hangi ülkeye daha temkinlilerdir ya da hangi ülkeye kendilerini daha yakın görürler? Şimdi aslında bu çok güzel bir soru ve önemli bir soru ve aslında belki düşünüldüğünden daha derin bir soru. Şimdi yani Ukrayna toplumuna baktığımız zaman aslında Ukrayna çok bence özel bir ülke ve toplum. Ukrayna aslında Ukrayna'nın kelime anlamını belki hani biliyoruz ama ben yine de hatırlatmak isterim. Ukrayna kelimesi U ve Kray, U ön takısı ve Kray kelimesinin birleşmesinden oluşur ve yani kelime anlamı eski Slav dilinde çeperdeki bölge, sınırdaki bölge, hududdaki bölgedir. Yani hudut, sınır, işte serhat, o anlamlara gelen bir isim. Ukrayna zaten yani bugün Ukrayna dediğimiz coğrafya yüzyıllar boyunca büyük imparatorlukların, büyük devletlerin çeperinde, sınır bölgesinde kalmış bir coğrafya ve bunun izlerini çok fazla görüyorsunuz Ukrayna'da. Yani Ukrayna'da aslında belki birden fazla Ukrayna olduğunu söyleyebiliriz. Mesela Ukrayna'da tek bir Ukrayna tarihi yoktur. Çok fazla farklı farklı Ukrayna tarihleri vardır. Çünkü bölgeler Ukrayna oldu. Bugün Ukrayna içerisinde olan farklı bölgeler yüzyıllar boyunca farklı imparatorlukların, devletlerin hakimiyeti altında kalmıştır ve farklı gelişim çizgilerini geçmiştir ve bu sebepten dolayı aslında Ukrayna hakkında böyle genellemeler yapmak biraz zor. Yani şunu söyleyebiliriz. Mesela tarih şu an tabii ki Ukrayna için
asıl düşman Rusya. Yani bu açık. Hani Rusya asıl korkulan, işte endişe edilen komşu. Fakat yani burada şunu da söylemek istiyorum. Hani konuşmamda aslında değindim. Hala da %15'lik bir kesim Rusya yanlısı partilere oy veriyor. Hani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla toplumun hepsi de işte Rusya'ya karşı işte endişeyle yaklaşıyor falan gibi bir durum da yok. %15'lik bir kesim Rus yanlısı, açıkça Rus yanlısı partilere oy veriyor. Fakat hani genel olarak baktığımız zaman evet, Ukraynalıların asıl derdi Rusya'dır. Asıl korkusu, asıl endişesi Rusya'dır. Fakat şunu da söylemek lazım. Biraz tabii ki biz şimdi ister istemez görüşmelerimizi Ukrayna'daki hani aydın kesimiyle ya da bürokratlar, siyasetçilerle yapıyoruz ve biraz onlardan görüş alıyoruz. Biraz daha halka indiğimiz zaman, yani sıradan işte sokak insana indiğimiz zaman Rusya hakkındaki görüşlerin biraz daha farklılaşabileceğini, biraz daha yumuşayabileceğini de tahmin ediyorum. Yani bu bir tahmin, elimde somut bir veri yok. Fakat hani böyle bir şeyin olma ihtimalinin olduğunu da düşünüyorum. Fakat dediğim gibi evet, yani Rusya'dır asıl meselesi Ukrayna'nın 2014'ten bu yana. Çok teşekkürler hocam. Zelenski'ye dair bu toplantıya çalışırken Zelenski'nin, yani başkanın aynı zamanda bir komedyen olduğunu bu söyleşiye çalışırken gördüm ben de. Hatta şöyle bir şey varmış sanırım. Halkın hizmetkarı, yani Zelenski'nin partisi, daha öncesindeki bir televizyon şovu, bir dizi anladığım kadarıyla. Ve bu belirli bir olgunluğa ulaştıktan sonra parti kurulmuş. Ve bu parti kurulduktan sonra da Zelenski iktidara gelmiş ki siz de bahsettiniz, %73 gibi bir oyla geldi. Hatta geçtiğimiz sene 2019 olabilir, en büyük hasıla Ben Sen O diye bir filmdeymiş. Yine Zelenski'nin filmiymiş kendisi. Bunlara bakarken Ukrayna haberlerinin yer aldığı bir siteye denk geldim. Sitenin ismini unuttum şimdi ve Temmuz ayında Ukrayna Kültür Bakanı'nın yayınladığı 5 film tavsiyesi vardı orada. Orada son önerisi bir diziydi, 16 bölümlük, İhtiyar Adamlar isminde. Ve kırdan Kiev'e giden insanları, yaşlı iki köylüyü anlatıyor. Bir yandan da büyük şehire adapte olma sürecinden bahsediyormuş. Ukrayna'da kırla kent arasında böyle ciddi bir fark var mı? Yani 2020'de, 2021'de bile insanlar şehre geldiklerinde afallayabiliyorlar mı? Son sorunuzdan başlayayım. Evet, yani aslında bu aslında Türkiye'de de böyle. Yani mesela şunu söyleyebilirim. Siz Ukrayna'ya gideceksiniz. İşte ben Ukrayna'yı görmek istiyorum. Siz Ukrayna'ya gittiğiniz zaman hani Kiev'e, Lviv'e, Odessa'ya giderseniz ve tamam ben Ukrayna'yı gördüm derseniz yanılırsınız. Yani bu diğer ülkelerde de böyle. Yani siz işte Ankara'ya geldiğiniz zaman Türkiye'yi anlamış olmuyorsunuz. Fakat ya da ne bileyim Erivan'a gittiğiniz zaman Ermenistan'ı görmüş olmuyorsunuz. Ukrayna'da da böyle bir durum var. Yani gerçekten mesela Kiev bence dünyadaki en güzel şehirlerden bir tanesidir. Çok ben mesela severim. Fakat Kiev'in hani hemen güneyindeki Çerkezi'ye gidersiniz. Yani bambaşka bir tabloyla karşılaşırsınız. Size şöyle bir somut örnek vermek istiyorum. Ben geçtiğimiz senelerde uzun bir süre Ukrayna'nın Uman bölgesinde, Uman kentinde Monastirşe kasabasına bağlı bir köyde kaldım bir süre. Ve yani ben o kaldığım süre boyunca her gün kuyudan su çektim. Yani elektrik var, şey var, doğalgaz var. Fakat su yok mesela. Yani bu Ukrayna'nın kaldığım köyünde su yok. Gerçekten hani şey yapıyorsunuz, kuyudan su çekiyorsunuz. Hani böyle bir durum var. Bunun dışında şunu da söylemek lazım. Ukrayna'da bölgesel gelişmişlik de şey değil. Yani böyle bölgeler arasında da ciddi farklılıklar olabiliyor. Yani örneğin işte doğu tarafı daha endüstrileşmiş bir bölge, batı tarafı daha kırsal bir bölge. Kentlerin biraz dışına çıktığınız zaman aslında Ukrayna'nın gerçek yüzünü ve aslında gerçek kültürünü de görebiliyorsunuz. Yani çünkü Ukrayna biraz yani şey, hani herhangi bir büyük şehir, herhangi bir metropol, güzel yani herhangi bir derken çok güzel bir metropol işte, batı kent. Fakat
Ukrayna'yı gerçekten temsil ediyor mu Kiev? Bir yandan ediyor, bir yandan etmiyor. Yani bunu söyleyebiliriz. Evet, yani kırkent ayrımı oldukça görünür bir şey Ukrayna'da. Yani bu şey televizyon programı, televizyon şovundan bahsettiniz. Bu çok önemli ve seçimler esnasında bu çok da tartışıldı ve biraz böyle ne derler, komple teorileri gibi de tartışıldı. Evet, yani şimdi aslında Zelenski'nin meşhur olduğu televizyon programı Halkın Hizmetkarı adlı bir komedi dizisi ve bu Halkın Hizmetkarı komedi dizisinde Zelenski şöyle bir rol oynuyor. Yani Zelenski'nin canlandırdığı karakter yanlış hatırlamıyorsam bir tarih öğretmeni. Yani işte Ukrayna'da öğretmenlerin aldığı maaş belli, 40 kanaat geçinen bir tarih öğretmeni ve şey şans eseri, yani böyle bir şans eseri Cumhurbaşkanı seçiliyor Ukrayna'da. Ondan sonra Ukrayna'daki bu siyasi yapıyla mücadele etmeye başlıyor. Böyle bir dizi. Aslında tam kendi Zelenski'nin gerçek hayata geçirdiği şeyi aslında biz dizide izlemiştik seçimlerden önce ve buradan yola çıkarak Ukrayna'da çok böyle komplo teorileri falan da üretildi ki şunu da söylemek lazım. Bu dizinin yayınlandığı televizyon kanalının sahibi Ihor Kolomoyski adlı bir oligarktı. Ve bu oligark Poroshenko'nun azılı düşmanıydı. Yani dolayısıyla hani bu tip hani şeyler bir sürü teorilerde ortaya atıldı. Fakat hani bunlar ne kadar doğru, ne kadar yanlış, hani onu çok bilmek doğru değil. Ama gerçekten Zelenski o halkın hizmetkarı dizisinde canlandırdığı karakteri aslında gerçek hayatta canlandırdı ve başarılı da oldu seçimlerde. Fakat hani dediğim gibi zaman geçtikçe Zelenski'nin popülaritesi düşüyor. Fakat hani bu böyle çok böyle radikal bir düşüş de değil, onu da söylemek lazım. Çok teşekkürler hocam. Bu Kırkent mevzusunu aslında şeyden de sordum. Farkında değiliz ama Türkiye'de nüfusun çok önemli bir kısmı aslında şehirlerde yaşıyor ve örnek veriyorum. İşte Edirne'den Ankara'ya ya da İstanbul'a giden birinin şehir merkezinden en azından ya da ilçe merkezlerinden söz ediyorum. Aşırı afallayacağını düşünmüyorum. Gerçi İstanbul'u belki dışarıda tutabiliriz. İstanbul'da ben de afallıyorum ama. O yüzden merak etmiştim. Yani Kırkkent nüfus dağılımı bu kadar radikal mi diye. Çok teşekkürler cevabınız için. Yelda Hocam, sizi yaklaşık bir saattir bekletiyoruz. Rica ederim. Zevkle dinledim. Düşünüyorum. Sizdeyiz Gürcistan'da. Evet. Şimdi Gürcistan'ın tabii 2020 senesi nasıl geçti sorusu için biraz geçmişe dönmemiz gerekecek. Çünkü 2020 birçok dünyadaki birçok ülke, hatta her ülkede olduğu gibi aslında bu COVID-19 mücadelesiyle geçti. Ama tabii bundan evvelinde Gürcistan için bir dizi siyasi hareketlilik gözlemlemiştik 2019 yılında. Dolayısıyla 2020 senesinin Ekim ayında, Ekim'in sonunda gerçekleşen seçimler öncesinde Gürcistan'daki siyasi atmosfer zaten oldukça gergin ve taraflarca da çok beklentili bir şekilde beklenen bir süreç olarak yaşandı. Seçimlerle ilgili konuşuruz. Sizin de eminim sorularınız olur ama bundan önce ben birazcık 2019'da olan genel tartışmalar ve sokak hareketlerinden bahsetmek istiyorum. Gürcistan'da gelişen. 2019 senesi Gürcistan için oldukça tansiyonlu ve gergin geçti. Bu gerginliğin temel sebebi ise iktidar partisi ve muhalefet partilerin arasındaki bir takım konulardaki uyuşmazlıklar ve çekişmelerin artık böyle üst düzeye varması ve ciddi manada kamuoyunda meşgul etmesiyle gerçekleşti. Neydi bu meselelerin aslında baktığımız zaman böyle ciddi manada patlak verdiği olaylar dizisi diyelim. Birincisi şuydu, Gürcistan'da uzun süredir tartışılan, bu demokratikleşmeyle beraber tartışılan bir seçim sisteminin değişmesine dair bir siyasi tartışma son yıllarda iyice alevlenmiş bir şekilde devam ediyordu. 2019 senesinde de Gürcü Rüyası, yani iktidar partisi seçim sistemini değiştireceği vaadinde bulundu ve bununla ilgili bir reform yapma kararı aldı. Bu reform yapmasının temel olarak dayandığı nokta ise nispi temsil sisteminin 2020 senesindeki seçimlere getirilmesi ve daha demokratik bir seçim sisteminin
muhalefet partilerinin de daha fazla temsiline sonuç vereceği şekilde değiştirilmesine yönelik bir reform sürecini başlattı. Çünkü Gürcistan aslında bunu da söylemek gerekir, karma seçim sistemine göre şu anda var olan sistemin içerisinde seçimlerini bu şekilde gerçekleştiriyor. Bu da bildiğimiz üzere genelde iktidar partilerinin pozisyonlarını koruması ve muhalefet partilerinin daha biraz o ortamda aynı çoğunluk düzeni içerisinde yer bulamamalarıyla sonuçlanıyor. Dolayısıyla genel olarak Gül devrimiyle beraber demokratikleşme sürecinin bir parçası olarak seçim sisteminin değişmesi Gürcistan'daki temel tartışma konularından bir tanesi. Peki ne oldu? Bu nispi temsil sistemine geçiş ve barajın %1'e indirilmesiyle ilgili, hatta %0'a, yani tamamen barajın ortadan kaldırılmasıyla ilgili olan bu iktidar partisinin reform sürecini başlatmış olması parlamentoda yeterli çoğunluğa ulaşmadı. Ki muhalefet partilerinin bu husustaki desteklerine rağmen ne oldu? Gürcistan parlamentosu 150 koltukluk, 150 milletvekilinin oluşturduğu parlamento 101 oyda kaldı ve %75 çoğunluğu da nitelikli çoğunluğa ulaşamadığı için bu seçim sistemindeki değişiklik maalesef gerçekliğe kavuşmadı diyeyim, başarılamadı diyebilirim. Bu da bir dizi sokak hareketini ve bunun yanı sıra muhalefet partilerinin kendi seçmenlerini, destekçilerini sokağa çağırmalarıyla ve bu durumu protesto etmeleriyle başlayan bir dizi sokak hareketi sürecine sebep oldu, onun başlangıcı oldu. 2019'da çok önemli başka bir olay daha oldu. Yine Gürcü Rüyası Partisi'ni muhalefet partileri ve seçmenleri tarafından eleştiri bombardımanına tutan neydi bu? Bu da bir Rus parlamenterin Gürcü Rus Ortodoks Ortak Komisyonu, parlamento ortak görüşmeleri sırasında Gürcü parlamentosuna gelip söz alıp bir konuşma yapması sonrasında Gürcistan siyasetindeki özellikle muhalefet partileri bir Rus parlamenterin Gürcü parlamentosunda söz almasının tabiri caizse uygun olmayacağı ve bunun aslında hani Rusya'nın Gürcistan için çok önemli bir tehdit yaratan bir ülke, güvenlik tehdidi yaratan bir ülke olarak bunun çok büyük bir ne diyebiliriz, problemli bir durum olduğunu ve olmaması gereken bir durum olduğunu ve Gürcistan'ın egemenlik ve güvenlik algısının karşısında çok büyük bir karşıtlık yarattığı ifadesiyle yine bir dizi sokak hareketine ve çok tansiyonlu televizyon programlarına, çeşitli tartışmalara, kamuoyunda bunun çeşitli biçimlerle tartışılmasına yol açan bir dizi ciddi manada tansiyonu yüksek olay dizisini, siyasi olaylar dizisini başlattı. Dolayısıyla hocam şeyi soracaktım da bu konuşma meclisin genel kurulunda mı gerçekleşti yoksa atıyorum komisyon toplantısı esnasında mı? Şöyle bildiğim kadarıyla genel kurulu sırasında bir kısım olarak gerçekleşti. Ama tabii ki bakmak lazım, emin olmak lazım. Yani bunun çok büyük bir farklılık yaratmaz Gürcü siyasetinde. Yani komisyon içerisinde toplanılmış da orada Rus bir parlamenter söz almış ya da işte genel kurul esnasında olmuş, bu çok önemli değil. Yani sonuç itibariyle çünkü ülkenin gözünde egemenliğinin birinci tehdidini yaratan unsur olan ülkenin bir parlamenterinin gelip Gürcistan'ın egemenliğinin temsili olan mekanda konuşma yapması komisyonda da olsa, genel kurulda da olsa çok bir şey fark etmeyecektir. Aynı tepkiyi çekecektir. Dolayısıyla bu durum Gürcistan'da özellikle muhalefet partileri ve muhalefet gruplar tarafından oldukça olumsuz olarak algılandı. Ve hani bu seçim sistemine dair reform sürecinin de parlamentodan nitelikli çoğunlukla beraber geçmemesi sonucunda 2019 Gürcistan için oldukça tansiyonlu, gergin, siyasi olarak gergin ve tarafların kendi argümanlarını böyle daha da güçlendirdikleri ve kendi taraflarını daha da nasıl söyleyebilirim, politize bir atmosfere soktukları bir şekilde 2020'ye girildi. Tabii 2020 Gürcistan için ve dünyada olduğu gibi Gürcistan için de temel mesele COVID-19 ile ilgili olarak ortaya çıkan problemler, bunun ekonomik olarak etkileri,
ülkede var olan yoksulluğun daha derinleşmesi, sosyal eşitsizliklerin daha görünür olması hemen hemen benzer bizde de ortaya çıkan sorunların benzer meseleler Gürcistan'da da söz konusu oldu. Ama bununla beraber yine bir siyasi alanı analiz ettiğimizde şunu görüyoruz. Muhalefet partileri ve iktidar partisi çok erken dönemden itibaren, özellikle şunu söyleyebilirim, yazdan itibaren çok ciddi manada bir yarışa girdiler. Bu yarış karşılıklı suçlamalar, işte siyasi rakipleri bir şekilde karalama ve çeşitli ne diyebilirim, işte aslında görmek istemediğimiz, siyasette görmek istemediğimiz ama Sovyet sonrası coğrafyada oldukça sık rastladığımız bir takım olaylara şahit oldu Gürcistan halkı ve biz de araştırmacılar olarak izledik bu durumu. Dolayısıyla seçim öncesi Gürcistan dahilinde bu şekilde ciddi manada gergin ve siyasi aktörlerin birbirlerini suçladıkları ve işin içine aslında Saakashvili'nin de girdiği bir şekilde dahil olduğu gergin bir siyasi atmosfer söz konusuydu diyebilirim. 2020 için temel konuşmamız gereken meseleler bunlar. İsterseniz ama ben sizin de sorularınızla beraber bunu derinleştirebilirim. Yani mesela seçim sonuçlarının olduğu vesaire, isterseniz bunu konuşabiliriz. İsterseniz bu ayrışmanın, bu siyasi ayrışmanın köklendiği tarihsel sürece bakabiliriz. Nasıl istersiniz? Nasıl yapalım? Seçim sonrasını değerlendirebilirsiniz isterseniz. Tamam. İsterseniz eğer baktıysanız. Bu koşullarda seçimler nasıl yapıldı? Belki biraz ondan bahsetmek tabii gerekir. Şimdi şöyle, Gürcistan 2020 Ekim sonunda gerçekleşen seçimlere karma bir seçim sistemiyle birlikte girdi. Bunun bir kısmını nispi temsil sistemi oluşturmak hali ve çoğunluk temsil sistemine göre 150 kişilik Gürcü parlamentosunun 120 koltuğu nispi temsil sistemine göre seçildi. 30'u ise çoğunluk temsil sistemine göre seçildi. Baraj ise 2019'da vaat edilen üzere %0'a düşmedi. Bunun yerine yanılmıyorsam %3'te kaldı. Böyle bir siyasi olarak gergin seçim sürecinin ardından Gürcü rüyasının %48 oyla yeniden iktidara geldiğini görüyoruz. Ve bu Gürcü rüyasının 3. dönem iktidar sürecini başlatmış olduğu seçim sonucunda aldıkları zafer. Bunun yanı sıra bu sesi çok çıkan ve ciddi manada ülkenin demokratikleşme anlamında büyük sorunları olduğunu ifade eden, ülkenin temel olarak dış politikasında temel ekseninden kaydığını, bunun ise Gürcistan'ın egemenliğiyle alakalı ciddi bir tehdit olduğunu ifade eden muhalif gruplar, bu Birleşik Gürcü Hareketi'nin etrafında toplanan muhalif gruplar demek daha doğru olacaktır bu noktada, ise %27.11 sonucuna ulaştılar. Tabii ki istedikleri gibi iktidarı ele geçiremediler, elde edemediler. Bunun sonucunda bu 2019'da başlayan sokak protestoları ve çağrıları devam etti. Ne oldu? İşte muhalefet bloğu seçimlerin bir şekilde yolsuzlukla karıştırıldığı ve bir takım düzensizliklerin, oy çalmaları gibi mevzuların olduğunu ifade ederek kendi seçmenlerini sokaklara taşıdılar ve protestolar, günlerce süren protesto zinciri oluşmuş oldu. Fakat bir süre sonra, yani bu protestolar yaklaşık bir ay diyebilirim herhalde, bir ay sürdü ama bir süre sonra artık AGİT gibi kurumların ve bunu seçim sürecini, Gürcistan'da gerçekleşen seçim sürecini izleyen uluslararası kurumların raporları sonucunda ve duyuruları sonucunda, yani seçimle ilgili ciddi bir hak ihlalinin olmadığını, seçimlerin çalınmadığını, işte minör vaziyette bir takım düzensizliklerin olduğunu fakat ciddi manada seçimi tekrarlayacak ciddiyette bir durumun, hak ihlalinin söz konusu olmadığını ifade ettikten sonra ve bir yandan da aslında Turgut Hocam'la da konuşmuştuk podcastimizde, bir yandan da dış temsilcilerin diyeyim araya girmesiyle beraber işte muhalefet partileri ve iktidar partisi arasında bir şekilde bir konsensusa varıldı diyebilirim ve bu sokak hareketleri bir şekilde sonlandı. Burada tabii
birçok münferit olaydan bahsedebiliriz Gürcistan'la ilgili. Yani hakeza Ukrayna ile ilgili de, Rusya ile ilgili de birçok meseleyi anlatabiliriz. Fakat burada bence asıl önemli olan daha tarihsel bir pet içinde, böyle bir patika içerisinde bu durumu ele almaktır. Yani 2020'ye ya da 2019'a bakarken tüm bu dinamikleri böyle bir patikaya sokan, böyle bir örüntüye sokan sebepler nelerdir sorusunu sorduğumuzda eminim sayın hocalarım da bana katılacaklardır. Bunun temel sebeplerinden bir tanesinin Sovyet sonrası geçiş dönemi zorlukları olduğunu açıkça görmekteyiz. Bu Sovyet sonrası geçiş dönemi zorlukları nelerdir? Bir tanesi, en önemlisi, hatta biraz da literatürün bence fazlasıyla ele aldığı ekonomik zorluklar kısmı olduğu kadar bir demokrasi kısmı da aynı şekilde önemli ve bugünü anlamak için çok hayati olduğunu ben belirtmek istiyorum burada sevgili dinleyicilerimize. Çünkü biz bugünü okurken aslında bu ülkeler, Sovyet sonrası ülkeleri değerlendirirken 30 senelik bir periyoda bakıyoruz. Yani 91'den itibaren bu ülkelerde neler değişti, neler dönüştü? Bu ülkeler ne gibi? Yani birçok isimden bahsediyoruz değil mi? Yani o isimden bahsediyoruz, o siyasi partiden bahsediyoruz. Bir yanda bir mesela bir oligark diyebileceğimiz bir siyasi figür mesela Gürcistan'da çıkıyor ya da Ukrayna'da. Bir yanda bir siyasi hareket başlatıyor, onunla beraber milyonları arkasında sürükleyebiliyor. Neden? Yani bu soruyu sorduğumuzda neden bu ülkelerde, Sovyet sonrası ülkelerinde bu durum, bu siyasi mobilizasyon, belirli figürlerin, hatta ideolojiden bağımsız olarak bu belirli figürlerin etrafında toparlanıyor ve bu çok hızlı bir ivmeyle beraber, bir söylemle beraber çıkıyor. Fakat 4 sene içerisinde bir sönüş yaşanıyor ve bütün vaat edilen ilkeler ya da sözler siyasi olarak yerine getirilmeden otoriterleşiyor diye baktığımız zaman şu cevabı buluyoruz. Bunun literatürde de aslında çok farklı karşılıkları, aslında benzer karşılıkları var, çok farklı da değil. Mesela Levitsky ve Wey yaptığı çalışmada bu Sovyet sonrası ülkelerin çoğunu rekabetçi otoriter olarak nitelendiriyor. Ya da bir yandan Gürcü siyaset bilimci, kendisinin ciddi manada Gürcistan siyaseti ve Kafkaslar üzerine çalışmalar yapmak isteyen kişiler varsa tavsiye ederim. Giannodia yazdığı makalelerde özellikle Gürcistan özelindeki siyasi sistemin dominant parti sistemi olduğunu ve hangi figür gelirse gelsin, hangi siyasi söylemle gelirse gelsin, tamamen batı yanlısı bir söylemle gelse bile bir noktadan sonra otoriterleştiğini, bir noktadan sonra muhalefet partilerini ötelediğini, hatta radikalize ettiğini, bu 10-15 senelik bir söylemdir mesela Gürcistan siyasetinde, radikal muhalefet unsurları. Mesela radikali mesela kim tanımlıyor, nasıl tanımlıyor değil mi? Radikal ne demektir? Kime göre radikal? Bir muhalefet grubunun radikal olması için mesela ne yapması gerekiyor? Sokağa çıktığı zaman mı radikal oluyor? Yoksa tamamen sizin kendi siyasi alanınızı genişletmenize bir şekilde karşı çıktığı zaman mı radikal oluyor? Şimdi bu tarz normal, böyle bu tarz adlandırmalar, yaftalamalar bu Sovyet sonrası ülkelerde çok sık rastlanır. Gürcistan'da bunun çok açıklıkla izlenebileceği coğrafyalardan, ülkelerden bir tanesidir. Ve tekrar burada ifade etmek isterim. Dominant parti sistemi bu tarz ülkelerde, yani Sovyet sonrası geçiş zorluklarının da ortaya çıkmasıyla beraber bir demokrasi kültürünün oturmaması, bir uzlaşma kültürünün oturmaması ve her zaman için iktidar ve muhalefet partileri arasındaki bu çatışmanın sonucu olarak böyle bir inanılmaz derecede yoğun bir politizasyon, kutuplaşma ve seçmenlerin belirli çıkar odakları etrafında kümelenmesi ve bu kümelenmelerin de genel siyasi atmosferi belirlemesi üzerine şekillendiğini ben burada 2020'yi anlatırken ya da ifade ederken belirtmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bir başka nokta yine bugünü anlamak için Gürcistan'daki Gül Devrimi'nin nasıl ortaya çıktığı meselesi, hangi sahiplerle ortaya çıktığı meselesi. Ama siz biraz daha güncelde kalmak istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Dolayısıyla ben bu kadar derine de girmeyeyim.
Merak eden arkadaşlar, dinleyiciler için Turgut Hocam'a bir yaptığınız podcast'inde burada altını çizmiş olayım. Orada epey eline boyuna konuştuk, tartıştık bu meseleleri. Zaten zannediyorum bir 20 dakikada doldurdum. Daha detaylı olarak sorularla beraber ya da siz de dikkat çekmek istediğiniz noktalar varsa devam edebiliriz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. İzleyicilerimizin eğer soruları varsa Facebook'a yazabilirler. Onları yöneltirim. Henüz bir soru gelmedi çünkü. Fakat benim bir sorum var hocam. Buyurun. Daha doğrusu aslında iki tane sorum olacak. Bir tanesi 2019'da geçiyor gerçi ama ve sonra Dans Ettik filmi. Bir İsveç filmi ancak Gürcistan göçmeni birinin filmi. İsmini unuttum yönetmenin, özür dilerim. Fakat eşcinsel bir ilişkiyi konu alıyor. Gürcistan Devlet Balesi'nde geçiyor sanırım konusu da. Ve bu Gürcistan'da bir tartışmaya neden olmuş ve hatta Gürcü Ortodoks Kilisesi mensupları ve Gürcü Yürüyüşü grubunun mensupları sanırım epeyce bir protesto etmişler filmin galasını. Ancak filmin galasına yönelik de şöyle bir şey var. Hani Gürcistan'da eşcinselleri konu alan bir film protesto edildi diye kalmasın. 5000 bilet satışa sunulmuş ve 13 dakika içinde tükenmiş. Yaşasın iki Google var. Ama aklıma şu soruyu getirdi. Gürcistan'daki Ortodoks Kilisesi'nin Gürcistan için önemi nedir? Yani belli ki başka bir yere karşılık geliyor. Sadece bizim anladığımız anlamda bir dinsel kurum değil. Yani tamamen bir laik devletten mi bahsediyoruz? Nedir o kilisenin rolü? Yok, Gürcistan tabii laik bir devlet değil. Gürcü Kilisesi'nin Gürcü kimliğinde çok önemli bir yeri var. Daha doğrusu Ortodoksluğun Gürcü kimliğinde çok önemli bir yeri var. Temel olarak Gürcü kimliğimiz, Gürcü ulusal kimliğimiz kimliğini analiz ettiğimizde üç temel unsurun ortaya çıktığını göze çarptığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Ortodoksluk, bir tanesi Anavatan, bir tanesi Gürcü dili. Şimdi bu üç mesele ciddi manada Gürcü ulusal kimliğinin temel komponentleri olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Ortodoks'ta Gürcü ulusal kimliğini tanımlayan çok önemli bir mesele. Ve Gürcistan Ortodoks Kilisesi'nin de bizim anladığımız, hani daha seküler bir zihinle baktığımız zaman Gürcistan'a, tabii bize yabancı gelen bir aslında kurumsal yapı içerisinde yer alıyor. Fakat özellikle toplumun muhafazakar kesimi tarafından, Gürcistan'daki muhafazakar Gürcüler tarafından Gürcü Ortodoks Kilisesi'nin bir şekilde siyasi olaylara bir şekilde müdahil olması ya da bunu tartışması, siyasi aktörlerle tartışması yabancı bir kavram, yabancı bir durum değil. Bu sadece, ben bu arada bu ve Dans Ettik değil mi? Ve sonra Dans Ettik filmini ben izlemedim ama bununla ilgili tartışmaları epeyce okudum. Şimdi bu bir damar. Bu da Gürcü toplumundaki başka bir damar. Nedir bu damar? İşte bu Ortodoks, muhafazakar değerler, Gürcülüğün bu muhafazakar değerlerle beraber örülü olduğu gerçeği, Gürcü özellikle aslında genç nüfusta değil ama biraz daha orta yaşlı nüfusta oldukça temel olarak benimsenen bir tarif diyebilirim. Bu tarife göre şimdi siz ve ataerkilliğin de yüksek oranda olduğu bir ülke olarak Gürcistan'da böyle bir eşcinsel bir dansçının, o anladığım kadarıyla hikaye eşcinsel bir dansçının kendini keşfetmesi ve aslında o ataerkil Gürcü kimliğinin, erkekliği ve geleneği öne süren ataerkil Gürcü kimliği altında birazcık ezilmesi, biraz da kendini bulabilme çabasını anlatan bir hikaye bu. Şimdi bir kısmı ülkenin böyle çok ciddi manada köklü muhafazakar değerlere ve bunu da Ortodokslukla beraber açıklayan değerlere sahipken bir kısmı da bu anlamda daha özgürlükçü, daha liberal, daha kendini Batı dünyasının içerisinde gören ve hatta hani bu toplantımızda çok fazla girmek istemedim, çok fazla siyasi olarak böyle derine gömülmeyelim diye ama bence Gürcistan'ı anlamak açısından da çok önemli bir meselelerden bir tanesi. Gürcülerin kendini fikirsel olarak Avro-Atlantik dünyanın içerisinde görmeleri, hatta daha da ötesi Avrupa kültürünün, Avrupa medeniyetinin içerisinde kendilerini yerleştirmeleri ve bunu da Gürcü kimliğini bir karşıt oluşturacak yapı içerisinde bulmamaları mevhumu da
tartışmamız gereken başka bir konu. Dolayısıyla hani şunu demek istemem, Gürcüler için tabii ki Ortodoksluk çok önemli ama Ortodoksluğu nasıl yorumladığımız da çok önemli. Fakat toplumda, Gürcü toplumunda ciddi manada muhafazakarlığın, Gürcü değerlerin Ortodokslukla beraber harmanlandığını kabul eden, hayatını böyle yaşayan, hatta şunu da söylemek yanlış olmayacaktır, Gürcistan'ın Avrupa Atlantik dünya ile birleşmesini ya da işte bu yönde bir siyasi hatta girmesini ya da oluşturmasını yanlış bulan, bunun Gürcü kimliğini eritecek, bir şekilde buna zarar verecek olduğunu öne süren ciddi manada bir argümanda yer almakta Gürcü toplumu içerisinde. Bunun da temsilcilerinden bir tanesi tabii ki Gürcü Ortodoks Kilisesi bildiğiniz üzere. Bundan önce yine bu aslında daha önce de hani epeyce belki görmüşsünüzdür hani Gürcistan'la ilgili takip ediyorsanız son olayları. Bu Avrupalaşma süreci içerisinde bir anayasa yazma sürecine girdi Gürcistan ve burada temel tartışmalardan bir tanesi bu cinsel yönelimin nasıl anayasada ifade edileceğiyle ilgili, yani özgürlüklerin tanımlanırken anayasanın temel olarak tartışılırken ki temel oturumlarda özgürlük meselesinin farklı cinsel yönelimdeki insanları da kapsayıp kapsamayacağı tartışmasıydı ve bu Gürcistan'da büyük yankı uyandırdı. Özellikle Ortodoks Kilisesi'nin mobilizasyonuyla beraber birçok muhafazakar Gürcü sokaklara döküldüler. Hatta bu Avrupalaşma sürecinin Gürcistan'ın temel değerlerinden uzaklaştıracağını, yozlaştıracağını vesaire gibi protestoları yürüttüler ve bunların hepsine biz şahit olduk. Ama bir noktadan sonra baktık ki iktidar partisi bu konuda oldukça iddialı ve kendi pozisyonundan vazgeçmiyor ve bir şekilde kiliseyle artık kapalı kapılar arkasında yapılan tartışmalar sonucunda ya da işte anlaşmalar sonucunda Gürcü Ortodoks Kilisesi birazcık bu konudaki işte iddiasından geri adım attı ve bir şekilde bu sorun çözülmüş oldu. Ama toplumsal dinamikleri değerlendirdiğimizde bu durum değişti mi? Hayır, değişmedi. Hala Gürcistan'da bir takım segmentler, bir takım toplum, bir takım içinde yer alan kesimler işte bu eşcinselliğin, işte Avrupalı değerlerin Gürcü kimliğine test oluşturduğunu ve bunu yozlaştırdığını, Gürcü kimliği, Gürcülük anlayışını yozlaştırdığını ifade ediyorlar, söylüyorlar, böyle bir tarafta var. Dolayısıyla bu tartışma zemininin bir kolu olarak 2019 yılında da bu bahsettiğimiz filmde yine aynı çatışma, toplum içerisindeki çatışma cereyan etmiş oldu. Çok teşekkürler hocam. Ceyda Hanım yönetmenin adını yazmış, Levan Akin. Çok teşekkürler. Evet, Levan Akin. İstanbul Şube Başkanımız Sayın Yunus Isın'ın bir sorusu var. Yelda Hocam ve Mühtan Hocam ikiniz de cevaplayabilirsiniz. Gürcistan-Rusya ilişkileri hangi yönde gelişiyor? Yakın gelecekte bir yumuşama ve çözüm ihtimali var mı diye sormuş Yunus Bey. Hangimiz önce cevaplayalım? Buyurun hocam siz. Yani tabii Rusya bu bölgeye dair politikalarında bu kadar agresif politikalarına devam ederse mümkün değil böyle bir şey. Şöyle ki Gürcistan için Rusya temel olarak kendi egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tehdit unsuru yaratan temel uluslararası aktör ve aynı zamanda büyük komşusu, aynı zamanda ortak tarihe sahip olan diğer bir tarafı diyerek niteleyebilirim Rusya'yı Gürcistan'ın fikirsel dünyasında. Dolayısıyla Gürcistan'da Rusya bu özellikle Abazya ve Osetya'ya var olan desteğini kesmeden bu durum ya da o bölgelerle ilgili herhangi bir durum değişmeden, yani statükonun devamlılığı söz konusu olursa Gürcistan için de Rusya ile hani marjinal bir şekilde değişimden bahsediyorsak mümkün değil. Ama tabii ki tarafların ekonomik ilişkilerinin düzelmesini, kısmi işbirliklerin olduğunu, olabilme ihtimalinin olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bu iki taraflı, yani majör olarak daha makro seviyede bir değişim olması şu şartlarda var olan statükoyla çok mümkün değil. Ama daha küçük ölçekle kısmi hani ilişkiler tabii ki devam etmekte.
Zira Gürcü rüyasında zaten 2012'de iktidarı ele geçirirken temel argümanlarından, temel olarak çizdiği hattın temel dayanaklarından bir tanesi de Ruslarla ilişkileri daha dengeli bir seviyeye çekmekte. Bunu da belirtmekte burada fayda var. Yani bence Yelda Hocam'a katılıyorum. Şu anda iki ülke arasında 2008'den sonra kurulan o daha doğrusu kopan hatları onarabilecek bir adım söz konusu değil. Bazı alanlarda sınırlı da olsa işbirliği yapılıyor. Bu zaten hani neredeyse her ülke arasında komşuluk ilişkileri uyarınca olan bir şey. Ama Rusya şu anda yakın çevresi olarak konumlandırdığı yerde özellikle daha önce de söylemişti. Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya katılması ihtimalini kesinlikle bir alternatif olarak görmek istemiyor. NATO'yu hala bu anlamda müzakere masasına çekiyor. Örneğin taraflarla konuşmamayı tercih ediyor. Resleşmeyi tercih ediyor. Abazya ve Ossetya konusundaki tutumunda bir değişiklik yok. Dolayısıyla aslında hani küçük adımlar olmakla beraber hala Rusya, Gürcistan arasında 2008'deki resleşme ve sürtüş savaştan çok ileride değiliz diyebilirim ben de. Benim şimdi bir sorum olacak. Hem Gürcistan'ı hem de Ukrayna'yı ilgilendiriyor. Çünkü bunun nasıl olabildiğini anlamadım. O da şu, 2012'de Saakashvili iktidardan düştükten sonra Ukrayna'ya gidiyor. Ukrayna vatandaşlığı elde ediyor. Ve Odessa valisi oluyor. Yani bir devletin başkanı. Vali oluyor, evet. Suçlaması. Sonra geri gönderdiler değil mi? Sonra vatandaşlıktan herhalde tekrar çıkarmışlar ama şu anda tekrar şey de diyebilirim. Ukrayna'da olması gerekiyor. Yani çünkü Türkiye konusunu genellikle takip eden biri olarak bizde böyle bir şey olsa ki olmaz. Yani birisi yolsuzlukla suçlanmaz. En fazla büyükelçi İnşallah. Yine şey büyük konuşmayalım da. Yok yani olsa en fazla büyükelçi gönderilir ki olmaz böyle şeyler Türkiye'de. O da hani yine Türkiye'nin büyükelçisi. Yani ülkemizde yaşanan şeyler. Neyse ki böyle şeyler gelmiyor başımıza. Ama başka bir bir devletin başkanı başka bir devlete gidiyor ve orada vali olarak görevlendiriliyor. Bu nasıl oluyor hocam? Aslında yani Yelda işte konuşmasını yaparken Yelda hoca konuşmasını yaparken biraz bu Saakashvili aklıma geldi. Yani bu muhalefet Saakashvili. Onu bırakın şimdi. Saakashvili muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayıydı son seçimlerde. Yani şimdi ben bu Saakashvili'de ne var da bu adam her yerde. Yani çok enteresan ve yani şunu da söylemek lazım. Şimdi Saakashvili tekrar Ukrayna'ya geldi. Tekrar Ukrayna vatandaşlığını aldı ve şu an şeyde çalışıyor. Bu Zelenski'nin reformla ilgili işte şey ekibinin başı. Ukrayna vatandaşı Ukrayna. Yani şimdi Ukrayna'da Ukrayna vatandaşı ve şey yani resmi görevi var bürokraside. Üst düzey bir görev işte reformla ilgili. Bir yandan şey seçimlerde Gürcistan'daki seçimlerde Gürcistan muhalefetinin cumhurbaşkanı adayı. Ya bu nasıl oluyor? Gerçekten hani çok enteresan bir şey. Bir de bu Saakashvili nasıl yani bir şey yani nedir yani bu Saakashvili'nin şeyi hani bu hikmeti nedir? O enteresan bir şey ama şöyle de bir şey var galiba. Şimdi Yelda Hoca da mutlaka bir şeyler söyleyecektir. O yüzden kısa keseyim. Yok yok rica ederim. Türküt Hocam buyurun siz. Yani şimdi şey var. Bu arada Saakashvili üniversiteyi şeyde Ukrayna'da okumuş ve aslında Poroshenko'nun yani bir önceki cumhurbaşkanının sınıf arkadaşı oradan tanışıyor. Onun davetiyle geliyor zaten. Yani öyle bir durum var. Bayağı onun davetiyle geliyor. Onun davetiyle şey atlanıyor. Işte, yani şey var galiba hani bu biraz o Sovyetler Birliği zamanında sonuçta bunlar okumuş yani gençliğini yaşamış kişiler. Belki hani öyle bir hani o tam Sovyet hani böyle bir hani birlik hani onun belki o kültürün bir
sonucu olabilir. Hani bu şey ama hani bence de çok tuhaf bir şey. Benden bu kadar. Yelda hocamızın mutlaka söyleyecekleri vardır. Yani ben şöyle aslında açıklamaya çalışayım. Saakashvili ciddi bir enteresan bir vaka. Hani siyaset bilimi için de enteresan bir örnek, lider örneği, bir Sovyet sonrası liderlik örneği diyebilirim. Bana çok şaşırtıcı gelmiyor çünkü şöyle, Saakashvili Gül Devrimi'yle beraber Gürcistan'da tabii ki hani çok büyük demokrasi anlamında yol kat edemedi ama devlet inşası ve yolsuzlukla mücadele anlamında ciddi manada başarılar kazandı. Artı ekonomik olarak da ülkeyi 10 sene içerisinde %300 oranında ülkenin temel olarak gelir kaynaklarını ve %300 oranında arttırdı. Yani baktığımız zaman bunu nasıl yaptı? Çeşitli reformlarla yaptı ve tabii bunun yanı sıra da çok büyük bir anti-Rus pozisyon. Tamamen Sovyet sonrası Gürcistan'ı Avrupa, Avroatlantik dünya ile beraber ele alma ve geleceği beraber kurma arzusu ve bunu da Gürcistan'ın aslında tarihinde yaptığı fikri ve bütün siyasi söyleminde bunun üzerinden inşa etti. Fakat orada şöyle bir durum var, onu okumak lazım. Yani hangi ortamda Saakashvili Ukrayna'ya davet edildi, hangi ortamda Saakashvili'ye Odessa valiliği teklif edildi? Şöyle, tam Euro Maidan tartışmalarının, çatışmaların gösterilerinin olduğu zamandı 2014'te. Ve 2012'de Saakashvili Gürcistan'da seçimleri kaybettikten sonra zaten çok kısa bir süre içerisinde ülkeyi terk etti. Ve ülkeyi terk etmesinin akabinde kendi ona dair birçok dava açıldı. İşte birçok görevi ihlal etme, işte gücü suistimal etme, siyasi olarak adlandıracağımız davalar açıldı. Dolayısıyla Saakashvili zaten Gürcistan'da yani 10 senelik bir gücü o şekilde kullandıktan sonra ve son 5 senesinde özellikle otoriterleştikten ve diğer muhalefet partilerini ciddi manada bir kenara ittikten sonra zaten öyle bir seçim yenilgisi sonrasında Saakashvili'nin Gürcistan'da kalma şansı yoktu ve kalamadı da. Ne yaptı? İşte bir şekilde ülkeyi terk etti. Ve akabinde hemen Euro Maidan hareketleri ve akabinde Rusya-Ukrayna çatışması ve Rusya'nın bölgeye dair agresif politikalarına devam etmesi sonucunda Saakashvili'ye böyle bir siyasi alan doğmuş oldu. Neden? Çünkü Saakashvili'nin zaten Sovyet sonrası coğrafyada anti-Rus pozisyonuyla en çok bilinen, tanınan, bununla ilgili hani temel kampanyasını bunun üzerinde yapmış ve bir şekilde devletin inşası bakımından başarıya ulaşmış bir siyasi isim. Ve Poroshenko'nun da Turgut Hocam'ın da söylediği gibi evveliyatında var olan ilişkileri sonucunda Poroshenko Saakashvili'ye Ukrayna vatandaşlığı teklifinde bulunuyor. Hatta şöyle bir tartışma da var. Hani Gürcistan'ın yasal çerçevesine göre iki vatandaşlığı birden elinizi tutamıyorsunuz. Dolayısıyla birinden vazgeçmeniz gerekiyor. Saakashvili önce bunu istemiyor. Çünkü Gürcü vatandaşlığından hani vazgeçmek istemiyor. Fakat sonra şöyle ifadeleri de var o dönemle ilgili. Hani benim zaten Gürcistan'a geri dönmem sonsuza kadar uzun süreli ya da bir hapis dönemini içereceği için zaten hani o siyasi erk değişmeden kendisine Gürcistan'da bir gelecek görmediği için ve Rusya'nın da bölgeye dair agresif politikaları devam ettiği için Ukrayna'ya davet alıyor ve daha doğrusu Ukrayna vatandaşlığını kabul ediyor ve işte Poroshenko da kendi kişisel eminim kendi kişisel ilişkilerinde bunda rolü vardır. Kendisine Odessa'ya vali atıyor. 2015 yılında vali atıyor. Bunu da altını çizmek lazım. 2016 senesinde Saakashvili istifa ediyor. İstifa ederken temel olarak söylediği şey şu, Poroshenko'nun Odessa özelinde bir takım yolsuzluklara ve gizli kapaklı anlaşmalarla Rus iş adamları ya da o tarz ilişkiler o iş adamlarıyla ciddi böyle kapılar ardında ilişkiler kurduğuna dair bir eleştiriyle istifa ediyor. Yani işte toplamda aslında bir senelik bir valilik süreci oluyor. Sonra yeni bir siyasi parti söylemleri oluyor. Onu Turgut Hocam daha iyi bilir Ukrayna'da. Ama bir şekilde sonra Poroshenko işte verdiği Ukrayna vatandaşlığını geri alıyor. Şimdi bu meseleler de böyle bu Sovyet dönemindeki ülkelerde. İşte vatandaşlık veriliyor sonra vatandaşlık geri alınıyor. Hatta bir dönem işte böyle Heimatlos şeklinde, vatansız şeklinde
kalıyor Saakashvili. Ve sonrasında da zaten Gürcistan işte sonrasında Zelenski'nin gelmesiyle beraber Ukrayna vatandaşlığı geri veriliyor değil mi Turgut Hocam? Bu şekilde cereyan etmişti. Şimdi de bayağı reform konseyinin başında Ukrayna'da. Yani Saakashvili Sovyet sonrası yolsuzlukla mücadele. Bunları tırnak içinde söylüyorum bu arada. Bunu enine boyuna konuşabiliriz. Yani yolsuzluk mesela hangi ölçekteki yolsuzluk? Üst seviyede yolsuzluk mu? Devlet nezdindeki yolsuzluk mu? Yoksa yerel seviyedeki yolsuzluk mu? İşte nepotizm mesela. Hangi ölçekteki nepotizm? Bunların hepsi tartışılabilir. Enine boyuna araştırılabilir. Araştırmaya da muhtaçtır öte yandan da. Ama temel olarak bu hani sorumuz bu mesele nasıl oldu, nasıl cereyan etti, başka bir devletin devlet başkanı başka bir ülkede nasıl vatandaşlık aldı, nasıl vali oldu, neden oldu sorusunun cevabı çok basitçe bunlar diye ifade etmek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum açıklama için de, katkılarınız için de. Ceyda Hanım bu arada şey demiş, bu ilk konuşmadaki bahsi geçen toplantı parlamentolar arası Ortodoks Meclisi toplantısı. Parlamento başkanlığı koltuğuna Duma üyesinin oturup konuşma yapması tepkilere yol açmış. Direkt parlamento başkanının koltuğunda yapılması herhalde simgesel bir anlamı yani da var. Yani bu çok önemli değil. Herhalde. Yani sonuç itibariyle parlamento başkanının koltuğuna oturmuş, yok efendim komisyonda konuşmuş. Yani bu her ölçekte aynı tepkiyi çekecektir Gürcistan siyasetinde. Yani efendim parlamento başkanının koltuğuna oturmasaydı da bir komisyonda konuşsaydı da aynı tepkiyi görecek. Yani Gürcistan siyaseti hani buna tepkiyi vermeyecek kadar böyle nötr bir yerden kendini kuran, Rusya meselesini böyle nötr bir yerden okuyan ve efendim siyasetçilerinde böyle aman efendim işte Rus parlamenter gelmişti konuşma yapmış çok da medeniyiz biz vesaire. Ya bunu bu ülkenin gerçeğini arkadaşlar siyasi atmosferini. Ha öyledir hakikaten izleyicimizin yorumunda doğrudur. Parlamento başkanının koltuğuna oturmuştur ama oturması da fark etmezdi. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Mühtan Hocam, Turgut Hocam, Yelda Hocam sizlere ayrıca teşekkür ederiz. Mülkeliler Birliği olarak da teşekkür ederiz. Ben kişisel olarak da teşekkür ederim. Beklediğimden çok daha fazla siyaset konuştuk bu toplantıda ama oldukça keyifliydi, akıcıydı. Umarım bir daha buluşma imkanımız olur ve biraz daha dedikodu yapma imkanımız olur. Daha da soft yaptık konuşma da, imkanımız olur. Saakashvili'nin dedikodusunu yaptık aslında ya. Yapmadım, evet, güzeldi. Kiminkini yapmayalım, sonu kötü olabilir yani. Övelim. Onun için Sputnik'e baktığımda da bu arada Kremlin sözcüsünün Putin'den daha fazla haberi vardı. Eğer bizi takip ediyorsa Sayın Putin, kendisine de bildiririm. Bu arada bir hoşuma gitmeyen bir şey de eklemek istiyorum. Euronews'in genel olarak yayın politikasını bilmiyorum ama ve sonra Dans Ettik filmiyle alakalı olayları anlatırken iki erkeğin aşk ilişkisi derken aşk ilişkisini tırnak içine almış. Hani yazan editör ya da yazan kişi Türkçe'de tırnağın ne anlama geldiğini herhalde biliyordur. Bir imada bulunuyorsanız eğer tırnak içine alırsınız. Onun düzeltilmesi iyi olacaktır diye düşünüyorum. Eğer iki erkeğin aşk ilişkisi olacağına inanmıyorsanız iki erkeğin ilişkisi şeklinde yazarsınız. Benim gibi okuyucular da sinirlenmez. Tekrar teşekkür ederim katıldığınız için. Kıymetli izleyiciler, yayınımız burada sona eriyor. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz.